Madame Bovary Gustave Flaubert Beşinci video İkinci kısım On beşinci bölüm Halk taş parmaklıklar arasında sağa sola ayrılmış, duvarın önünde bekliyordu. Yakındaki köşe başlarına asılmış koskoca afişlerde acayip parflerle şu kelimeler tekrarlanıyordu. Lucy de Lamer la Mermour, Lagarde, Opera Hava güzeldi. Sıcak bastırmıştı kıvırtılmış saçların arasından terler akıyordu. Bütün mendiller elde kızarmış alınları siliyordu. Bazen nehirden esen ılık bir rüzgar meyhanelerin kapısına asılmış. Tok bezden perdelerin kenarını hafifçe kımıldatıyordu. Fakat biraz daha aşağıda iç yağı, deri ve nebati yağ kokan buz gibi bir hava cereyanı herkesi serinletiyordu. Bu büyük ve kapkara mağazalarla dolu, Üstünden variller yuvarlanan şaret sokağının nefesiydi. Emma gülünç görünmek korkusuyla içeriye girmeden önce rıhtımda bir gezinti yapmak istedi. Bovary ise tedbirli hareket etmek için pantolon cebinde elinde tuttuğu biletleri hep karnına bastırıyordu. Madhale ayak basar basmaz Emma'nın kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Birinci mevkiye giden merdivenden çıkarken öbür koridordan sağ tarafa koşuşan kalabalığı görünce Elinde olmayarak gururla gülümsedi. Üstü kumaş kaplı geniş kapıları parmağıyla itmekten çocuk gibi zevk duydu. Koridorların tozlu kokusunu olanca gücüyle göğsüne çekti. Locasına girip oturduğu zaman bir düşes şuhluğuyla endamını yay gibi gerdi. Salon dolmaya başlıyordu. Küçük dürbünler kılıflarından çıkarılıyor, uzaktan birbirlerini gören aboneler karşılıklı selamlaşıyorlardı. Bunlar satışlardaki endişelerini güzel sanatlarda avutmaya geliyorlardı. Fakat işte akıllarından çıkmadığı için aralarda yine pamuktan, ispirtodan, çivitten söz açıyorlardı. Bir kurşun buharıyla donuklaşmış gümüş madalyalara benzeyen, saçı ve rengi ağarmış, anlamsız ve sakin ihtiyar başlar görülüyordu. Yakışıklı delikanlılar, yeleklerinin açık yerinden pembe ve türşe kravatlarını göstererek parterde çalım satıyorlardı. Madame Bovary yukarıdan onların sarı eldivenli ellerini gererek altın başlı incecik bastonlarına dayanmalarına hayran oluyordu. Nihayet orkestranın mumları yandı. Avize façetalarının ışık cümbüşüyle salona ani bir neşe saçarak tavandan indi. Sonra çalgıcılar birer ikişer içeri girdiler. Önce homurdayan basların, gıcırdayan kemanların, trombonların, cıvıldayan flüt ve üflemelilerin uzun curcu nasıl duyuldu. Sonra sahnede üç kez yere vurulduğu işitildi. Davulların uğultusu başladı. Bakır çalgılar seslerini yükselttiler. Ve perde yükselince sahnedeki peyzaj meydana çıktı. Bu solda bir meşe ağacının gölgesi altında bir çeşme ile bir orman içi yol kavşağıydı. Köylüler ve asilzadeler omuzlarında birer iskoç atkısı, hep bir ağızdan bir av şarkısı söylüyorlardı. Sonra iki kolunu gökyüzüne kaldırarak kötülük meleğini yardıma çağıran bir sergerde ortaya çıktı. Arkasından bir başkası göründü. Birlikte çekilip gittiler. Avcılar da tekrar şarkıya başladı. Emma gençliğinde okuduğu eserlerle Walter Scott'un romanlarıyla yeniden karşılaşmış oldu. Sisler arasından İskoç gayda seslerinin fundalıklar üzerinde akislerle uzadığını duyar gibi oluyordu. Zaten romanın anısı librettoyu anlamayı kolaylaştırdığı için entrikayı cümle cümle izliyor. Zihnine gelen kavranılması güç düşünceler müziğin borası ile derhal dağılıveriyordu. Kendini melodilerin akışına bırakıyor ve hatta sanki keman yayları sinirleri üzerinde geziniyormuş gibi bütün benliğiyle bizzat kendisinin titrediğini hissediyordu. Gözlerini dört açarak kostümleri, dekorları, şahısları yüründüğü zaman titreyen boyanmış ağaçları, kadife külahları, mantoları, kılıçları, bir başka alemin havası içindeymiş gibi ahenkle çırpınıp duran bütün o hayal mahsullerini seyrediyordu. Fakat genç bir kadın yeşilli bir seyise bir kese fırlatarak ortaya ilerledi. Sahnede yalnız o kaldı. O zaman bir çeşme fısıltısına veya kuş cıvıldamalarına benzeyen bir flüt sesi duyuldu. Lucy düşünceli bir tavırla, sol majordan kavatine başladı. Aşktan yakınıyor, kanatları olsun istiyordu. Emma da onun gibi hayattan kaçarak bir kucaklaşma içinde uçup gitmek istedi. Birdenbire Edgar Lagarde göründü. Ateşli güney ırklarına mermerlerin aşmetinden bir şeyler katan o harikulade solgunluk konda da vardı. Sağlam vücudunu koyu renkte bir eski zaman cepkeni sarmıştı. Oymalı bir küçük hançer sol kalçası üzerinde sallanıyordu gözlerini baygın baygın süzerken bembeyaz dişleri meydana çıkıyordu. Diyorlardı ki bir akşam bir risk kıyılarında kayıkları onardığı sırada şarkı söylerken Polonyalı bir prenses sesini duymuş ve ona aşık olmuştu. Onun yüzünden de iflas etmişti. Tenor kadını yüzüstü bırakarak başka kadınların peşine düşmüştü. Lakin bu hissi şöhret sanat ünlü desteklemekten geri kalmıyordu. Bu diplomat oyuncu da daima reklamlara şahsının cazibesi ve ruhunun hassasiyetine dair şairane bir cümle sokuşturmaya pek dikkat etmekteydi. Güzel bir ses, sarsılmaz bir güven, zekadan ziyade coşkunluk, lirizmden fazla şatavat, berber ve boğa güreşçisi kokan bu mükemmel şarlatan tipini daha da göze sokuyordu. Birinci sahnede herkesi coşturdu. Lucy'yi kollarında sıkıyor, bırakıyor, yine geliyor ümitsizliğe düşmüş görünüyordu. Sesinde öfkeli haykırışları, sonsuz bir tatlılıkta hüzünlü hırıltılar izliyor ve çıplak boynundan hıçkırıklar ve öpücüklerle dolu notalar çıkıyordu. Emma onu görmek için eğiliyor, tırnaklarıyla locasının kadifesini tırmalıyordu. Kontrabasların eşliğinde, tıpkı bir fırtınanın uğultusu içinde, kazazedelerin haykırışları gibi uzayıp giden o melodili şikayetlerle yüreğini dolduruyordu bütün sarhoşlukları, bütün hafakanları biliyordu. Zaten az kalsın ölümü bunlar yüzünden olacaktı. Şantöz'ün sesi ona kendi şuurunun yankısı gibi, kendi hayatından bir şeyler gibi geliyor ve bu vehim onu adeta büyülüyordu. Fakat bu dünyada hiç kimse onu böyle bir aşkla sevmemişti. Son gece Mehtap'ta birbirlerine yarına, yarına dedikleri zaman da o Edgar gibi ağlamamıştı salon alkıştan inliyordu. Fügün bütün son kısmına yeniden başlandı. Aşıklar mezarlarının çiçeklerinden, yeminlerden, sürgünden, kederden, ümitten söz ediyorlardı. Son vedayı da haykırdıkları zaman, Emma, müziğin son titreşimlerine karışıp giden keskin bir çığlık kopardı. Bovary, bu asilzade niçin kıza bu kadar zulüm ediyor diye sordu. Emma, hayır etmiyor, o kızın aşığı diye cevap verdi. Ama ailesinden intikam almaya yemin ediyor. Oysa öteki, az önce gelen adam, Lucy'yi seviyorum. O da galiba beni seviyor diyordu. Zaten babasıyla kol kola çıkıp gittiler. Babası değil miydi? Şapkasında horoz tüyü bulunan o çirkin adamcağız. Emma'nın açıklamalarına rağmen, Gilbert'ın kendi efendisi Ashton'a menfur entrekalarını anlattığı resitatif düetto başlar başlamaz, Charles, Lucy'yi yanıltacak olan uydurma nişan yüzüğünü görünce bunu Edgar'ın gönderdiği bir aşk hatırası sandı. Zaten kelimeleri fazla bozan müzik yüzünden macerayı anlamadığını da itiraf ediyordu. Emma, ne oluyorsa oluyor dedi. Sen sus. Karısının omzuna eğilerek. Bilirsin ki, dedi, ben ne olup bittiğini anlamak isterim. Emma'nın sabrı tükenmişti. Sus dedi, sus artık. Lucy, Nedimelerin koltuğuna girmiş. Saçlarında portakal çiçeklerinden bir çelenk. Yüzü beyaz saten elbisesinden daha solgun. ilerliyordu. Emma, evlendiği günü gözlerinin önüne getirdi. Kendisini orada, kiliseye doğru gidildiği zaman, buğday başaklarının ortasında küçük patikada görür gibi oldu. Niçin o da Lucy gibi ayak dirememişti, yalvarmamıştı? Bilakis, kendini attığı uçurumun farkında olmaksızın pek neşeliydi. Ah, güzelliğinin en taze çağında, evliliğin çirkefinden ve zinanın hayal kırıklığından önce. Hayatını Ali Cenab birine bağlayabilmiş olsaydı, o zaman fazilet, sevgi, şehvet, vazife birbiri içinde erir. Ve kendisi de bu kadar ulvi bir saadetten yerlere düşmezdi. Fakat bu mutluluk galiba her arzuyu ümitsizliğe sürüklemek için uydurulmuş bir yalandı. Emma artık sanatın abartarak büyüttüğü itirazların küçüklüğünü biliyordu. Düşüncesini bu konudan çelmeye çalışarak, ısraplarının bu kopyasını ancak gözleri oyalamaya yarayan bir plastik fantezi saymak istiyor. Hatta sahnenin dibinden, kadife kapı perdesinin altından siyah elbiseli bir adam peyda olunca, küçümseyen bir merhametle içinden gülümsüyordu. Adamın İspanyol biçimi kocaman şapkası bir jestle yere düştü ve derhal çalgılarla şarkı söyleyenler gür sesle seksura başladılar. Edgar öfkeden ateş saçarak daha berrak sesiyle diğerlerinin hepsini bastırıyordu. Ashton pesten tonlarla onu adam öldürmeye kışkırtıyor. Lucy tizden feryatlar koparıyor. Arthur ayrı bir köşede orta perdeden şarkısını söylüyor. Rahibin yarı bas sesi ork gibi uğulduyor. Bir taraftan da kadın sesleri onun sözlerini tekrarlayarak nefis bir kora halinde devam ediyordu. Hepsi de aynı sıra üzerinde Elkol hareketleri yapıyorlardı. Öfke, intikam, kıskançlık, dehşet, mağfiret ve şaşkınlık. Aynı anda yarı açık ağızlardan dökülüyordu. Horlanmış aşık kılıcını çekiyor. Dantele yakası göğsünün hareketlerine uyarak kesik kesik inip kalkıyor. Ayak bileğinden itibaren genişleyen yumuşak çizmelerinin kırmızı mahmuzlarını tahtalar üzerinde çınlatarak iri adımlarla sağa sola gidip geliyordu. Emma halkın ruhuna dalga dalga boşalttığına göre herhalde tükenmez bir aşk olmalı diye düşündü. Rolin içini saran şiiriyeti sayesinde sanatkarı hor görme hevesi uçup gidiyor. Kalıbına girdiği şahsiyetin yarattığı vehim onu adama doğru çekiyordu. Şayet tesadüf istemiş olsaydı, bizzat kendisinin de yaşayabileceği hayatını, o velveleli, o harikulade, o muhteşem hayatı hayalinde canlandırmaya çalıştı. Tanışırlardı, sevişirlerdi. Onunla birlikte bütün Avrupa ülkelerinde bütün yorgunluklarını ve gururunu paylaşarak, ona atılan çiçekleri toplayarak, kostümlerine kendi eliyle nakışlar yaparak, başkentten başkente dolaşırdı. Sonra her gece bir locanın dibinde, yaldızlı bir parmaklığın arkasında, yalnız kendisi için şarkı söyleyecek olan o ruhun vecdini, saadetten mest olarak devşirecekti. Sahnede rolünü oynarken hep kendisine bakacaktı. Emma'ya bir çılgınlık geldi. Tenor kendisine bakıyordu muhakkak. İnsan kılığına girmiş aşkmış gibi. Kuvvetine sığınmak için koşup kollarına atılmak ve ona kaçır beni, götür beni gidelim, içimdeki bütün ateşler, bütün rüyalar senindir demek haykırmak geldi içinden. Perde indi. Gaz kokusu nefeslere karışıyordu yelpazelerin rüzgarı havayı büsbütün boğucu bir duruma getiriyordu. Emma dışarı çıkmak istedi. Halk koridorları doldurmuştu. Nefes almasına engel olan çarpıntılarla yine kendini koltuğuna bıraktı. Charles bayılmasından korkarak ferahlatıcı bir şeyler getirmek üzere büfeye koştu. Elinde tuttuğu bardak yüzünden yerine çok güçlükle döndü. Zira her adımda dirseklerine çarpıyorlardı. Nitekim bardağın dörtte üçünü kısa kollu elbise giymiş runlu bir kadının omuzlarına döküverdi. Kadın soğuk bir şeyin sırtından aşağı aktığını hissedince sanki kendini katlediyorlarmışçasına tavuslar gibi çığlık kopardı. Bir iplik fabrikatörü olan kocası Charles'ın beceriksizliğine kızdı. Kadın mendiliyle kiraz rengi taftadan güzel elbisesindeki lekeleri silerken adam da kızgın kızgın tazminat, masraf, ceremeyi çekmek gibi laflar homurdanıyordu. Charles nihayet karısının yanına gelebildi ve nefes nefese. Neredeyse dedi, gelemeyecektim. Öyle bir kalabalık, öyle bir kalabalık var ki. Tahmin et bakalım yukarıda kime rast geldim. Monsieur Leon'a. Leon mu? Ta kendisi. Gelip sana saygılarını sunacak. Daha sözlerini yeni bitirmişti ki Janhulli'nin eski noter katibi lojaya girdi. Elini bir kişizade teklifsizliğiyle uzattı ve Madame Bovary de, herhalde daha kuvvetli bir iradenin cazibesine kapılarak hiç düşünmeden aynı şey yaptı. Yeşil yaprakların üzerine yağmur yağdı ve pencere kenarında ayakta birbirlerine alas marladık dedikleri o ilkbahar akşamından beri bunu hissetmemişti. Fakat derhal durumun icaplarını düşündü ve hatıralarının bu uyuşukluğunu kendini zorlayarak sarstı. Çabuk çabuk bazı sözler kekeledi. Ah günaydın, nasıl siz burada mısınız? Salondan biri susun diye bağırdı. Çünkü üçüncü perde başlıyordu. Demek ruhundasınız öyle mi? Evet, ne zamandan beri? Çıkın dışarı, çıkın dışarı. Herkes dönmüş onlara bakıyordu. Sustular. Fakat o andan sonra Emma artık operayı dinlemez olmuştu. Davetliler korusu, Ashton ile uşağı arasında geçen sahne, o büyük remojör düettosu. Sanki çalgılar daha az ses veriyormuş ve sahnedekiler gerilere gitmiş gibi Emma'dan çok uzaklarda ceryan ediyordu. Şimdi o, eczacılardaki iskembil oyunlarını, süt nineye gidişlerini, kamerayı altında kitap okumalarını, ocak karşısında baş başa kalmalarını ve artık unutmuş olduğu o pek sakin, pek uzun, pek gizli, pek tatlı zavallı aşkı hatırlıyordu. Acaba neden geri dönmüştü? Hangi serüvenlerin akışı onu yeniden yolunun üstüne atmıştı? Leon, Emma'nın arkasında omzunu bölmeye dayamış duruyordu. Kadın burnundan saçlarına kadar inen ılık nefesin temasıyla zaman zaman ürperdiğini hissediyordu. Leon, oyun hoşunuza gidiyor mu derken Emma'nın üzerine o kadar eğildi ki bıyığının ucu yanağına dokundu. Kadın umursamaz bir eda ile doğrusu hayır fazla değil dedi. O zaman Leon tiyatrodan çıkıp bir yerlerde dondurma yeme teklifinde bulundu. Bovary iyi dedi hemen değil kalalım. Kızın saçları darmadağın olmuş sahne pek trajik olacak herhalde fakat delilik sahnesi Emma'yı hiç sarmıyordu. Şantözün oyununu da fazla abartmalı buluyordu. Operayı izleyen Charles'a dönerek ''Pek fazla bağırıyor'' dedi. Kendi samimi zevkiyle karısının fikirlerine saygı arasında bocalayan Charles ''Evet, belki biraz'' dedi. Sonra Leon içini çekerek ''O kadar sıcak ki'' dedi. ''Dayanılmaz derecede doğru.'' Bovary sordu ''Rahatsız mı oluyorsun?'' Evet, boğuluyorum gidelim. Monsieur Leon, Emma'nın omuzları üzerine binbir ihtimamla uzun dantel şalını koydu. Üçü birden tiyatrodan çıkıp rıhtımda açık havada, bir kahvenin cemekanı önünde oturdular. Önce hastalığından söz edildi. Emma, Monsieur Leon'un canını sıkmamak maksadıyla ikide bir de kocasının sözünü kesiyordu. Mösselion'da gayet işlek bir noterlikte iki yıl süreyle çalışmak üzere ruuna geldiğini anlattı. Maksadı Normandiya'da, Paris'te görülen işlerden bambaşka olan muameleleri iyice kavramaktı. Sonra Berthe'yi, Homai ailesini, Lefrançoy ananın durumunu sordu. Kocanın karşısında artık diyecek bir şeyleri kalmadığı için konuşma çok geçmeden sona erdi. Operadan çıkan kimseler Ey güzel melek, benim Lusim havasını hafif sesle veya avaz avaz haykırarak kaldırımdan geçiyorlardı. O zaman Leon bu işten anladığını göstermek için müzikten söz etmeye başladı. Şimdiye kadar Tamburini'yi, Rubini'yi, Persiani'yi, Grisi'yi dinlemişti. Onların yanında Lagardi parlak şöhretine rağmen on para etmezdi. Charles, romlu şerbetini yudum yudum içerken söz atıldı. Ama yine dediklerine göre son perdede tamamıyla harikuladeymiş. Sonunu görmeden çıktığımı üzülüyorum. Çünkü oyun hoşuma gitmeye başlamıştı. Katip, yakında bir temsil daha verecek zaten dedi. Fakat Charles hemen ertesi gün kalkıp gideceklerini söyledi. Sonra karısına dönerek, ''Eğer yalnız kalmaya razı olursan sevgilim'' diye devam etti. ''O başka.'' genç adam beklenmedik bir ümit kapısı açan bu fırsat karşısında manevrayı da değiştirerek oyunun son parçasında Lagardi'nin başarısını övmeye başladı. Fevkalade bir şeydi, bir şahikaydı. O zaman Charles ısrar etti. Pazar günü dönersin, haydi kararını ver. Birazcık olsun hoşuna gideceğini umuyorsan böyle yapmakla hata ediyorsun. Bu arada etraftaki masalar boşalıyordu. Garsonlardan biri sezdirmeden gelip arkalarında durdu. Vaziyeti kavrayan Charles kesesini çıkardı. Noter katibi hemen kolunu yakaladı. Hatta hesaptan başka masanın mermeri üzerinde iki beyaz sikke çınlatmayı da unutmadı. Bovary hafif sesle. Gerçekten üzüldüm dedi. Masaya bıraktığınız para... Bir iki dostça bir aldırmazlık hareketi yaptı ve şapkasını alırken. Anlaştık değil mi? yarın saat altıda dedi. Charles bir kez daha kendisinin fazla kalamayacağını fakat Emma için böyle bir zorunluluk olmadığını söyledi. Emma garip bir tebessümle doğrusu bilmiyorum ki diye kekeledi. Öyleyse düşün daha. Geceler insana öğüt verir derler. Sonra kendilerine refakat eden Leon'a. Madem ki şimdi yine bizim memleketli oldunuz dedi. Umarım ki Vakit vakit bize akşam yemeğine de gelirsiniz. Noter katibi bunda kusur etmeyeceğini, zaten noterliğin bir işi için hamile gitmek zorunda olduğunu söyledi. Katedralde saat on bir buçuğu çalarken, San Harpun geçiti önünde birbirlerinden ayrıldılar. Üçüncü kısım 1. Mösyö Leon, hukuk tahsil etmekle beraber, yere de oldukça devam etmişti. Orada kendisini kibar tavırlı bulan işçi kızları arasında epey de süksesi olmuştu. Üniversiteli gençlerin en aklı başında olanıydı. Saçları ne fazla uzun ne de fazla kısaydı. Üç aylık karşılığını ayın birinci günü yiyip bitirmezdi. Profesörleriyle de arası daha iyiydi. Aşırılığa kaçmaya gelince, sünepeli kadar çıtkırıldığımlığı yüzünden de bundan kendini hep korumuştu. Çoğu zaman odasında kitap okurken, veya akşamları Lüksemburg bahçesinin ıhlamurları altında otururken kanun kitabını yere bırakır ve Emma'nın anısı aklına gelirdi. Fakat yavaş yavaş bu duygu zayıfladı. Altta yaşamaya devam etse bile üstüne başka emeller ve hırslar yığıldı. Çünkü Leon ümidini kaybetmiyordu. İçinde hayali dallara asılı bir altın yemiş gibi sallanan bir belirsiz vaat vardı. Üç yıl süren bir ayrılıktan sonra onu tekrar görünce ihtirası uyandı. Emma'ya sahip olmayı istemenin, buna bir karar vermenin artık zamanı geldi diye düşündü. Zaten utangaçlığı da deli dolu insanlarla düşe kalka hayli yıpranmıştı. Paris sokaklarının asfaltını rugan ayakkabısıyla çiğnemeyen herkesi küçümseyerek taşraya dönüyordu. Nişanları ve arabası olan bir zatın meşhur bir doktorun salonunda Dantelalı bir Parisli kadının yanında olsaydı bu zavallık katipçik hiç şüphesiz çocuk gibi tir, tir titrerdi. Fakat burada, ruhunda, rıhtım üzerinde, bu hekimciğin karısı önünde, göz kamaştırdığından peşinen emin olarak kendini gayet rahat hissediyordu. Nefse itimat vaziyete bağlıdır. Binanın asma katında dördüncü kattaki gibi konuşulmaz ve zengin bir kadının iffetini, tıpkı kor sesinin astarındaki zıh gibi etrafındaki kağıt paraları korur. Gece Mösyö ve Madame Bovary'den ayrılırken Leon onların peşine takılmış, sonra Kızılaş'a girdiklerini görünce yüz geri etmiş ve bütün geceyi bir plan düşünmekle geçirmişti. Ertesi gün saat beşe doğru boğazı kurumuş, yanakları solmuş. Hiçbir şeyin durduramadığı o korkaklara özgü kararlılıkla hanın mutfağına girdi. Bir uşak, Mösyö burada yok dedi. Bu ona iyi bir alamet gibi göründü. Yukarı çıktı. Emma onun gelmesinden hiç telaşa düşmedi. Bilakis bazen nereye indiklerini söylemediklerinden dolayı kendisinden özür diledi. Leon ama ben tahmin ettim dedi. Nasıl ettiniz? Leon bunu rastgele bir içgüdünün itişiyle olduğunu iddia etti. Emma gülümsemeye başladı. Leon budalalığını örtbas etmek için Derhal, öğleye kadar şehrin bütün otellerini bir bir dolaşıp kendisini aradığını söyledi. Demek kalmaya karar verdiniz öyle mi? Emma, evet ama hata ettim dedi. İnsanın etrafında bin bir gaile varken böyle olmayacak zevklere alışması hiç doğru değil. Zannediyorum ki, yok yok kadın değilsiniz ki siz. Fakat erkeklerin de dertleri vardı. Konuşmaya bazı felsefi düşüncelerle girişildi. Emma şu dünyadaki sevgilerin bayağılığı ve kalbin daima gömülü kaldığı ebedi yalnızlık üzerinde uzun uzadıya durdu. Göze girmek için veya kendisini de hüzne düşüren bir melankoliyi safçasına taklit ile genç adam tahsili boyunca sıkıntıdan hafakanlar geçirdiğini anlattı. Usul onu sinirlendiriyor. Başka sahaları daha cazip buluyor. Annesi ise her mektubunda canını sıkmaktan geri kalmıyordu her ikisi de ısıraplarının nedenlerini daha açıkça belirtiyorlar. Her biri konuştukça bu karşılıklı dert yanmanın artan hararetiyle biraz daha coşuyordu. Fakat bazen fikirlerinin eksik kalan ifadesi karşısında duraklıyorlar ve ona tercüman olabilecek bir cümle bulmaya çalışıyorlardı. Emma bir başkasını delicesine sevmiş olduğunu itiraf etmedi. Leon da kendisini unutmuş olduğunu söylemedi. Maskeli balolardan sonra hamal kıyafetine girmiş kadınlarla yediği yemekleri belki hatırlamıyordu. Sabah sabah sevgilisinin şatosuna doğru çayırlardan koşarak gitti. Eski randevularda herhalde Emma'nın hatrına gelmiyordu. Şehrin gürültüsü oraya kadar pek az geliyordu. Oda ise sanki yalnızlıklarını büsbütün daraltmak ister gibi ufacıktı. Emma bir sabahlık giymiş saçlarının topuzunu eski bir koltuğun arkalığına dayamıştı. Arkasında duvarın sarı kağıdı yaldızlı bir fon gibiydi. Açık başı, ortasındaki beyaz ayırma çizgisi ve buklelerinin altından taşan kulak uçlarıyla aynaya aksediyordu. Emma, affedersiniz, hata ediyorum dedi. Bitmez tükenmez dertlerimle canınızı sıkıyorum. Hayır, asla asla. İşlerinde birer damla yaş beliren güzel gözlerini tavana doğru kaldırarak Ah bilseniz dedi neler hayal ettiğimi Ya ben ben de çok acı çektim Çoğu kez sokağa çıkıyor alıp başımı rıhtım boyunca sürükleniyordum Peşimi bırakmayan musallat fikirden kurtulamayarak kalabalığın gürültüsü içine atıyordum kendimi Bulvarda basma resimler satan bir dükkancıda bir ilham perisini gösteren bir İtalyan gravürü vardı. Çözük saçları üstünde unutma beni çiçekleri, kolsuz bir elbiseye sarılmış, aya bakıyordu. Benim bir şeyler hep oraya sürüklüyordu. Resmin karşısında saatlerce kaldığımı bilirim. Sonra titreyen bir sesle, o resim biraz size benziyordu. Madam Bovary dudaklarında peyda olduğunu hissetti, o dayanılmaz tebessümü göstermesin diye başını çevirdi. Leon, çoğu kez diye ilave etti. Size mektuplar yazıyor, sonra da hepsini yırtıyordum. Emma cevap vermedi. O devam etti. Bazen bir tesadüfün sizi karşıma çıkaracağını hayal ediyordum. Köşe başlarında bazı kadınları size benzetiyor. Kapılarında sizinkini andıran bir şalın, birinci örtünün dalgalandığı bütün kira arabalarının peşi sıra koşuyordum. Emma onu sözünü kesmeden konuşturmaya kararlı görünüyordu. Kollarını kavuşturup başını eğerek terliklerinin fiyonguna bakıyor, ayak parmaklarını zaman zaman terliklerinin sateni içinde oynatıyordu. Ama yine de içini çekti. Asıl acınacak şey dedi, benim gibi lüzumsuz bir ömrü sürüklemektir, değil mi? Eğer ıstıraplarımız birisine yarayabilseydi, bir fedakarlık yapmış olmak düşüncesiyle kendimizi teselli ederdik. Leon, fazileti, vazifeyi ve insanın kendisini sessizce kurban etmesini övmeye başladı. Kendisi de bir türlü tatmin edemediği inanılmaz derecede bir feragat ihtiyacı içindeydi. Emma, bilmezsiniz dedi. Hastanede çalışan bir rahip olmayı ne kadar isterdim. Heyhat, erkeklere buna benzer kusi vazifeler verilmiyor. Hiçbir yerde hiçbir meslek göremiyorum. Belki hekimlik. Emma hafifçe omuz silkerek sözünü kesti. Ve ölmesine ramak kaldığı hastalığından şikayete başladı. Ölmemiş olması ne yazıktı. Şimdi artık ıstırap çekmezdi. Leon derhal mezarın sükutuna gıpta etti. Hatta bir gece Öldüğü vakit kendisine Emma'dan hatıra kalan kadife çizgili o güzel battaniye içinde defnedilmesini vasiyetnamesine yazmıştı. Çünkü her ikisi de üzerine bugün mazilerini ayarladıkları böyle bir ideale göre yaşamış olmak isterlerdi. Zaten göz hisleri daima çekip uzatan bir hadde aletiydi. Fakat Emma bu battaniye hikayesinin için diye sordu. Niçin mi? Tereddüt ediyordu. Çünkü sizi çok sevmiştim. Leon engel atladığından dolayı sevinerek göz ucuyla Emma'nın çehresini süzdü. Bu adeta rüzgarın çıkıp gökyüzünü bulutlardan temizlemesi gibi bir şey oldu. Bakışlarını karartan o kederli düşünce yığını mavi gözlerinden sıyrılıp gitti. Bütün yüzü parladı. Leon bekliyordu. Nihayet Emma cevap verdi. Ben de bunu Sezer gibi olmuştum zaten. O zaman her ikisi de zevk ve kederlerini bir tek kelimeyle özetlemiş oldukları o mazideki hayatın ehemmiyetsiz hadiselerini birbirlerine anlattılar. Leon, Filbahar'dan beşi, Emma'nın giydiği elbiseleri, odasının mobilyalarını, bütün evi hatırlıyordu. Ya o bizim zavallı kaktüsler ne oldu acaba? Bu yıl kış hepsini kuruttu. Bilir misiniz onları ne kadar düşündüm? çoğu zaman eskiden yaz sabahları güneş panjurlara vurunca ne halde onları öyle gözümde canlandırıyordum ve iki çıplak kolunuzun çiçekler arasında dolaştığını görür gibi olurdum. Emma elini Leon'a uzatarak, zavallı dostum dedi. Leon hemen elin üzerine dudaklarına yapıştırdı. İçini çeke çeke kokladıktan sonra da. O zamanlar siz benim için hayatımı esir eden, ne olduğunu anlayamadığım bir kuvvettiniz. Örneğin bir seferinde size gelmiştim. Ama herhalde hatırlamıyorsunuzdur. Hatırlıyorum, devam edin. Aşağıda sofadaydınız. Son basamakta bulunuyordunuz. Çıkmak üzereydiniz. Hatta başınızda küçük mavi çiçekli bir şapka vardı. Siz hiç buyurun demeden, elimde olmadan yanınız sıra yürüdüm. Bununla beraber her an aptallık ettiğimin biraz daha farkına varıyordum. Fakat yine de ne sizi takip etmeye cesaret ederek ne de yanınızdan ayrılmak isteyerek adımlarımı size uydurmuş gidiyordum. Siz bir dükkana girince ben sokakta kalıyordum. Camakandan eldivenlerinizi çıkardığınızı ve tezgahın üzerinde para saydığınızı görüyordum. Sonra Madam Tuvaş'ın kapısını çaldınız. Kapıyı açtılar. Ben de arkanızdan kapanan o kocaman ağır kapının karşısında aptal gibi kala kaldımdı. Madame Bovary onu dinlerken bu kadar yaşlanmış olduğuna şaşırıyordu. Hatırlanan bütün bu şeyler onu hayatı çekip uzatıyor gibi geliyordu. Bu, onu alıp götüren bir his ummanı gibi bir şeydi. Gözleri yarı kapalı, alçak bir sesle vakit vakit. Evet, doğru diyordu. Doğru, doğru. Yatılı okullar, kiliseler ve büyük metruk konaklarla dolu Beyvursin mahallesinde değişik saatlerin sekizi çaldığını işittiler. Artık konuşmuyorlardı. Fakat birbirlerine bakarlarken sanki sabit göz bebeklerinden karşılıklı sesi bir şey çıkıyormuş gibi kafalarının içinde bir uğultu duyuyorlardı. Birbirlerinin elini tutuyorlar ve mazi, gelecek, hatırlamalar ve hülyalar her şey bu veç halinin tatlılığı içinde birbirine karışıyordu. Gece duvarlar üzerinde koyulaşıyordu. Orada altlarında İspanyolca ve Fransızca izahatla Nesne Kulesi'ne ait dört sahneyi gösteren dört taş basması resmin kaba renkleri yarı yarıya karanlığa gömülü hala parlamaktaydı. İner çıkar pencereden sivri çatılar arasında siyah bir gökyüzü parçası görülüyordu. Emma yerinden kalkarak konsolun üzerindeki iki mumu yaktı. Sonra tekrar oturdu. Leon: "Peki?" dedi. Emma: "Peki." diye cevap verdi. Leon kesilen konuşmayı nasıl bağlayacağını düşünüyordu ki Emma: "Acaba?" dedi. "Şimdiye kadar hiç kimsenin bana böyle duygular ifade etmemesi nereden geliyor?" Noter katibi hemen ideal varlıkları anlamanın güç olduğunu söyledi. Kendisi daha ilk görüşte onu sevmişti. Tesadüfün lütfuyla daha önce tanışarak çözülmez bağlarla birbirlerine bağlanmış olsalardı, tadacakları saadeti düşünüyor ve ümitsizliğe düşüyordu. Emma, ben de onu düşündüm bazen dedi. Leon, ne Hülya diye mırıldandı. Uzun beyaz kuşağının mavi kenarını elinde kibar çevirip çevirerek ilave etti. Yeniden buluşmamıza kim engel olabilir ki? Hayır dostum hayır. Ben çok yaşlandım. Siz ise çok gençsiniz. Beni unutunuz. Sizi başka kadınlar sevecek. Siz de onları seveceksiniz. Sizi sevdiğim kadar değil. Çocuksunuz siz. Hadi uslu olalım. Ben böyle istiyorum. Ona sevişmelerinin imkansızlığını anlattı. Eskisi gibi kardeşçe bir dostluk çerçevesi içinde kalmaları lazımdı. Ama ciddi olarak mı böyle söylüyordu? Baştan çıkmanın büyüsü ve buna karşı koymanın zorunluluğuna kendini kaptırmış olan Emma da hiç şüphesiz bunun farkında değildi. Genç adamı yumuşak bakışlarla seyrederken, onun titreyen ellerle denettiği ürkek okşamaları da hafifçe itiyordu. Leon geri çekilerek, ah, affedersiniz dedi. Kollarını açarak kendisine doğru ilerleyen Hadolf'un cüretinden çok daha tehlikeli olan bu utangaçlık karşısında Emma'nın yüreğine müpem bir korku düştü. Hiçbir erkek kendisine Leon kadar güzel görünmemişti. Halinde nefis bir saflık vardı. İndirdiği ince uzun kirpikleri kıvır kıvır duruyordu. Yanağının o tatlı derisi Emma'nın düşüncesine göre kendisine duyduğu arzuyla kızarıyordu. Ve kadın o yana dudaklarını koymak için adeta can atıyordu. O zaman sanki vakti öğrenmek istiyormuş gibi duvar saatine eğilerek. Aman Allah'ım dedi. Ne kadar geç olmuş. Misalak gevezelik ediyoruz. Leon Emma'nın ne demek istediğini anladı ve şapkasını aramaya başladı. Ben operayı bile unuttum gitti. Zavallı Bovary de beni bunun için burada bıraktıydı. Grand Pond sokağındaki Monsieur Lormog karısıyla birlikte beni tiyatroya götürecekti güya. Artık fırsatı kaçırmıştı. Ertesi gün mutlaka kasabaya dönecekti. Leon, sahi mi dedi? Evet. Ama sizi tekrar görmem lazım. Size diyeceklerim var. Ne gibi? Ciddi, mühim bir şey. Hem sonra hayır, zaten gidemezsiniz. İmkansız bu. Bilseniz, dinleyin beni. Beni hala anlamadınız mı? Hala tahmin etmediniz mi? Halbuki pekala konuşuyorsunuz işte. Ah hep şaka hep şaka. Yeter yeter bana acıyın da sizi bir kere daha göreyim. Bir defa daha bir defa daha. Pekala durdu. Sonra fikrini değiştirerek. Ama burada olmaz. Nerede isterseniz. Öyleyse düşündü ve sonra kestirip attı. Yarın saat 11'de katedralde. Leon, Emma'nın ellerini yakalayarak, orada olacağım dedi. Emma ellerini çekti. Her ikisi de ayakta duruyordu. Leon, Emma'nın arkasındaydı. Kadın başını eğince boynuna doğru uzandı ve ensesini uzun uzun öptü. Öpücükler çoğaldıkça Emma kesik kesik kıvrak gülüşlerle ''Siz çıldırmışsınız, ah siz çıldırmışsınız diyordu. Leon omzunun üstünden başını uzatarak kadının gözlerinde muvafakat ifadesi aradı. Bu bakışlarda sadece dondurucu bir haşmet vardı. Dışarı çıkmak üzere üç adım geriledi. Sonra titrek bir sesle fısıldadı. Yarına. Emma bir baş işaretiyle cevap verdi. Ve bir kuş gibi yandaki odaya kaçtı. Gece noter katibine randevuya gelmeyeceğine dair sonu gelmez bir mektup yazdı. Artık her şey bitmişti. Kendi saadetleri için birbirlerini görmemeleri lazımdı. Fakat mektubu kapattıktan sonra Leon'un adresini bilmediği için ne yapacağını şaşırıp kaldı. Kendi kendine, nasıl olsa gelecek, kendim veririm eline dedi. Ertesi gün Leon, penceresi açık balkonda şarkı mırıldanarak iskarpinlerine, hem de birkaç kat cila sürdü beyaz pantolonunu, ince çoraplarını, yeşil elbisesini giydi. Ne kadar lavantası varsa hepsini mendiline boşalttı. Sonra saçlarını kıvırttı ve arkasından da zarafeti daha tabii olsun diye tekrar bozdu. Berberin dokuzu gösteren guguklu saatine bakarak daha pek erken diye düşündü. Eski bir moda mecmuasını okudu çıktı. Bir yaprak sigarası içti. Üç sokaktan geçti vaktin geldiğini düşündü ve ağır ağır Notre Dame'ın sahanlığına doğru yürüdü. Güzel bir yaz akşamıydı. Kuyumcu dükkanlarının cam mekanlarında gümüş takımlar parıldıyordu. Katedrala eğri gelen ışık, gri renkteki taşların kırık yerlerine parıltılar serpiştiriyordu. Gökyüzünde, yonca yaprağı biçimindeki kuleciklerin arasında bir kuş sürüsü dönüp duruyordu. Bağrışmalarla dolup taşan meydanda kaldırım taşlarını çevreleyen, ıssak yeşillikler ve kuşlara mahsus kedi otları ve kırmızı fare kulaklarıyla yer yer birbirlerinden aralıklı dikilmiş güller, yaseminler, karanfiller, nergisler ve çuha çiçekleri kokuyordu. Ortada çeşme şarıldıyor, geniş şemsiyeler altında ve kavun yığınları arasında satıcı kadınlar, başları açık, menekşe demetlerini kağıda sarıyorlardı genç adam bir menekşe aldı. Bir kadın için ilk defa çiçek satın alıyordu. Menekşeleri koklarken bir başkasına sunmak istediği bu iltifatta sanki kendisi masar oluyormuş gibi göğsü gururla kabardı. Bununla beraber görülmekten korkuyordu. Kararlı adımlarla katedrale daldı. O oralık kilisenin kavası soldaki büyük kapının ortasında, dans eden Mariana'nın altında, başında tüylü şapkası, Belinde kılıç, elinde baston. Bir kardinalden daha azametli, mukaddes kaptan daha parıltılı eşikte duruyordu. Kavas, Leon'a yaklaştı ve kilise adamlarının çocukları soruya çekerken takındıkları yapmacık bir güler yüzlülükle. Mösyö buralı değiller herhalde dedi. Acaba Mösyö kilisenin meraka değer özelliklerini görmek istemezler mi? Leon hayır dedi. Evvela kilisenin yan kısımlarını şöyle bir dolaştı. Sonra kapıya gelip meydana baktı. Emma ortada yoktu. Döndü, dua okunan yere kadar geldi. Kubbeli tavan, ojivlerin başlangıcı ve renkli büyük camların bir kısmıyla içi dolu mukaddes kaplara aksediyordu. Fakat resimlerin aksi mermer kenarda kırılarak daha ileride malta taşları üzerine alacalı bir halı gibi seriliyordu. Dışarının bol güneşi üç açık kapıdan, üç muazzam şua halinde kiliseye dalıyordu. Zaman zaman dipte bir zangoç, işi acele sofular gibi mihraba yandan diz bükerek geçip gidiyordu. Billur avizeler hareketsiz sarkıyordu. Dua yerinde bir gümüş lamba yanıyor. Yan hücrelerden, kilisenin karanlık yerlerinden bazen iç çekişlerini andıran sesler geliyor. Bunlara kapanan bir parmaklığın yüksek kubbeler altında yankıları devam eden gürültüsü katılıyordu. Leon ciddi adımlarla duvar boyunca yürüyordu. Hayat kendisine hiçbir zaman bu kadar güzel görünmemişti. Emma güzel ve cana yakın, telaşlı, kendisini takip eden bakışları gözetleyerek volanlı elbisesi, altın gözlüğü, incecik potinleriyle Leon'un tatmadığı binbir zarafet ve baştan çıkan faziletin o anlatılmaz cazibesi içinde az sonra gelecekti. Kilise onun etrafında muazzam bir aşk odası olmaya hazırlanıyordu. Kubbe altları karanlıkta aşkın itirafını dinlemek için eğiliyor. Büyük renkli pencere camları yüzünü ışığı boğmak için parıldıyor ve buhurdanlar bir melek gibi güzel kokuların dumanı içinde görünsün diye yanmaya hazır duruyordu. Ama yine Emma gelmiyordu. Leon bir iskemleye oturdu. Mavi camları üzerinde kayıkçıların sepetler taşıdığı görülen bir büyük pencereye gözleri ilişti. Uzun uzun dikkatle baktı. Balıkların pulları ve mintanların iliklerini saydı. Bu arada düşüncesi Emma'nın peşinde dolaşıp duruyordu. Kavas bir kenarda kiliseye tek başına temaşaya kalkışan bu adama karşı içinden kızıyordu. Leon'un bu hareketi onu canavarca bir iş. Adeta kendisini soymak hemen hemen Allah'a küfretmek gibi geliyordu. Fakat iri taşlar üzerinde bir ipek hışırtısı, bir şapka kurdelesi, bir siyah kısa pelerin bu Emma'ydı. Leon kalktı ve kendisine doğru koştu. Emma'nın yüzü solgundu hızı hızı yürüyordu. Leon'a bir kağıt uzatarak okuyunuz dedi ama hayır ve şiddetle elini çekerek Hazreti Meryem hücresine girdi ve bir iskemle üstünde diz çökerek dua etmeye başladı. Genç adam bu sofu kadın fantezisine kızdı ama sonra onu randevunun ortasında Andalusyalı bir markiz gibi kendini duaya kaptırmış görmekten bir başka zevk duydu. Çok geçmeden de canı sıkıldı. Çünkü Emma bir türlü duanın sonunu getirmiyordu. Emma dua ediyordu. Daha doğrusu kalbine gökyüzünden ani bir karar nazil olmasını umarak kendini dua etmeye zorluyordu. Allah'ın inayetine mazhar olmak için de gözlerini mihraptaki dolabın ihtişamıyla dolduruyor. Büyük vazolarda açmış beyaz şehir çiçeklerinin kokusunu içine çekiyor. Kilisenin yürek çarpıntısını daha da arttıran sessizliğine kulak kabartıyordu. Emma yerinden doğruldu. Artık gidiyorlardı. Tam o sırada Kavas hızlı hızlı geldi. Madam buralı değiller herhalde. Madam kilisenin meraka değer özelliklerini görmek istemezler mi acaba? Noter katibi hayır dedi. Emma neden olmasın dedi. Çünkü sallanmakta olan iffeti yüzünden Hazreti Meryem'e, heykellere, mezarlara neyi bulursa ona sarılmak ihtiyacındaydı. Bunun üzerine Kavas usulüne uygun olarak Onları meydanın yanındaki metale götürdü ve kendilerine bastonuyla orada üstünde ne yazısı ne de işlemesi olan siyah kaldırım taşlarından büyük bir daireyi göstererek azametle. İşte dedi. Güzel Ambroise çanının çevresi. Tam 40 bin libre geliyordu. Bütün Avrupa'da bir eşi daha yoktu. O çanı söken işçi sevinçten ölmüştür. Leon gidelim dedi. Kavas yürümeye başladı. Tekrar Hazreti Meryem'in hücresine gelince topyekün bir izah jestiyle kollarını uzattı. Ve sıra sıra desteğe alınmış yemiş ağaçlarını gösteren bir çiftlik sahibinden daha gururlu. Bu alelade taşın altında dedi. 16 Temmuz 1465 tarihinde Molteri Muharebesi'nde ölen Poito Büyük Mareşali Normandiya varisi Varenne ve Barisa Bey'i Pierre de Brez yatıyor. Leon dudaklarını ısırarak yerinde tepiniyordu. Sağda şaha kalkmış bir atın üzerinde gördüğünüz zırhlara bürünmüş bu asilzade ise onun torunu, Breval ve Monchevo beyi. Mölleri kontu, Moyni baronu, kralın mabeyincisi, şövalye nişanı sahibi ve dedesi gibi Normandiya valisi olup kitabete de görüldüğü gibi 25 Temmuz 1531'de bir pazar günü vefat eden Louis de Brez'dir altında da mezara inmeye hazır duran bu adam yine aynı şahıstır. Hiçliğin bundan daha mükemmel bir timsalini görmek mümkün olamaz değil mi? Madame Bovary gözlüğünü eline aldı. Leon ise hareketsiz bir kelime bile söylemeye, bir tek harekette bulunmaya kalkışmaksızın ona bakıyor. Gevezelikte kayıtsızlığın bu çifte inadı karşısında cesaretinin tükendiğini hissediyordu ebedi kılavuz devam ediyordu. Onun yanında gördüğünüz şu diz çökmüş ağlayan kadın ise karısıdır. Brezi Kontesi, Valentino Düşesi. Diana de Poitier'dir. 1499'da doğmuş, 1566'da ölmüştür. Solda, kolunda bir çocuk taşıyan kadın ise Hazreti Meryem'dir. Şimdi şu tarafa dönünüz. İşte Ambroyoların mezarları. İkisi de kardinal ve Rum başpiskoposuydular. Buradaki kral 12. Louis'nin nazırıydı. Katedrale çok iyilik etti. Fakirlere 30 bin altına küde atılmasını vasiyet etmiştir. Hiç durmadan boyuna konuşarak Emma ile Leon'u içi parmaklıklarla dolu bir hücreye soktu. Onlardan birkaçını yerinden kaldırdı ve kötü yapılmış bir heykel olması muhtemel bulunan bir nevi külçeyi meydana çıkardı uzun bir iç çekmeyle. Bu dedi, eskiden İngiltere kralı ve Normandiya dükü aslan yürekli Richard'ın mezarını süslüyordu. Kalbinciler Mösyö, onu bu hale getirdiler. Kötülük olsun diye. Monsenyör'ün psikopozluk makamı altına toprağa gömmüşlerdi. İşte Monsenyör'ün ikametgahına gitmek için geçtiği kapı. Geçelim de, geçelim de gargoyolu gösteren renkli pencere camını görelim. Fakat Leon hızla cebinden bir gümüş para çıkardı ve Emma'yı kolundan yakaladı. Kavas, yabancının göreceği daha birçok şey varken bu zamansız cömertliği anlamayarak şaşırdı kaldı. Ama Monsieur, Çan Kulesi'nin alemi, alem. Leon, teşekkür ederim dedi. ''Monsieur hata ediyor. Yerden itibaren yüksekliği tam 440 ayaktır. Mısır'daki en yüksek ehramdan yalnız 9 ayak noksan baştan başa dökme demirden sonra Leon kaçıyordu. Zira neredeyse iki saatten beri kilisede taş gibi hareketsiz kalmış olan aşkı şimdi de deli fişek bir kazancının marifetiyle katedralin tepesine gelip konu vermiş o sipsivri bir kafesi andıran veya ajurlu bir bacaya benzeyen şeyden buhar olup havaya karışacak gibi geldi ona. Emma, peki nereye gidiyoruz diyordu. Leon cevap vermeksizin hızlı hızlı yürüyordu. Madame Bovary parmağını mukaddes suda ıslatırken arkalarında muntazam aralıklı bir baston tıkırtısıyla birinin nefes nefese geldiğini duydular. Leon dönüp baktı. Monsieur, ne var? Bu kavastı. Koltuğunun altına sıkıştırdığı yirmi kadar ciltsiz kalın kitabı karnıyla da destekleyerek getiriyordu. Bunlar katedralden bahseden eserlerdi. Leon kiliseden dışarı fırlarken homurdanıyordu. Hay budala. Küçük bir çocuk sahanlıkta haylazlık ediyordu. Git de bana bir araba getir. Çocuk kurşun gibi fırladı gitti. Karşı karşıya ne yapacaklarını biraz şaşırmış birkaç dakika yalnız kaldılar. Ah Leon doğrusu bilmem ki olur mu? Nazanıyordu. Sonra ciddi bir edayla Biliyor musunuz pek yakışıksız olur. Noter katibi neden olsun dedi. Paris'te olan bir şey bu. Emma bu söz üzerine mukavemet edilmez bir delil karşısındaymış gibi pes etti. Ama araba bir türlü gelmiyordu. Leon Emma'nın tekrar kiliseye girmesinden korkuyordu. Nihayet araba göründü. Eşikte kalmış olan Kavas onlara seslendi. Hiç olmazsa kuzey kapısından çıkın. Dirilişi, ceza gününü, cenneti, Kral David'i ve cehennemin alevleri içindeki lanetleri görürsünüz. Arabacı, Mösyö nereye gidecek diye sordu. Leon, Emma'yı arabaya sokarak, nereye isterseniz dedi. Hantal araba yola süzüldü. Grand Pond sokağından indi, Les Arts meydanını, Napolyon rıhtımını. Yeni köprüyü geçti ve Pierre Corneille'in heykeli önünde zınk diye durdu. İçeriden gelen bir ses devam ediniz dedi. Araba yeniden harekete geçti. Lafayette kavşağından itibaren kendini inişe bırakarak dört nala şimendifer istasyonuna girdi. Aynı ses hayır hayır diye bağırdı dost doğru gidin. Araba parmaklıklardan dışarı çıktı ve ağaçlıklı yola gelince ulu kara ağaçlar arasından hafif tırısla devam etti. Arabacı alnını sildi meşin şapkasını dizleri arasına koydu. Arabasını yan yolların ötesine, nehir kenarına, çimenlerin yakınına sürdü. Araba nehir boyunca kuru taşlar döşeli yedekçi yolundan ilerledi. Adaların ötesine kadar uzun uzun yol aldı. Fakat birdenbire bir sıçrayışta Quatre Mares, Sotville, Grand Chose ve Elbao sokağından geçti. Ve bitki bahçesi önünde üçüncü defa olarak durdu. Aynı ses daha öfkeli, Yürüsenize diye aykırdı. Araba derhal harekete geçti. Sansever, Kranders rıhtımı ve Moal rıhtımından geçti. Köprüyü bir kez daha açtı. Çam de Mors meydanını ve siyah ceketli ihtiyarların sarmaşıklarla yemyeşil bir taraça üzerinde. Güneşte bir aşağı bir yukarı gezindikleri hastane bahçelerini arkada bıraktı. Bowrail bulvarından çıktı. Çaycho Bulvarı'nı Sonra devil yamaçlarına kadar bütün Mont Bude'yi dolaştı. Tekrar döndü ve artık niyetsiz ve istikametsiz rastgele gezintiye devam etti. Sampole, L'Escure, Gargan Tepesi'ne, Rujmara, Galeardo Bo Meydanı'na, Maladar Sokağı'na, Dinandör Sokağı'na, San Romain, San Vivin, San Maclo, Gümrük Binası önüne, Baysville Tura, Troy Pips'e, Troy Pips'e uğradı. Arabacı hep yerinde vakit vakit meyhanelere ümitsizce bakıyordu. Müşterilerine hangi hareket çılgınlığının böyle durmamacasına yollara düşürdüğünü bir türlü anlayamıyordu. Bazen mahsus duraklar gibi oluyor fakat derhal arkadan öfkeli haykırmaların yükseldiğini işitiyordu. O zaman sarsıntıları aldırmaksızın şuraya buraya çarparak kayıtsız keyfi kaçmış susuzluktan, yorgunluktan ve kederden adeta ağlamaklı olmuş bir halde, ter içinde kalmış iki sıska beygire şöyle temiz birer kırbaç vuruyordu. Limanda yük arabalarıyla variller arasında, sokaklarda, sınır taşlarının bulunduğu köşelerde, şehirliler, küçük perdeleri inik bir arabanın, bir mezar gibi sımsıkı kapalı ve bir gemi gibi bocalaya bocalaya durmamacasına aynı yerlerden geçmesi gibi Taşra'da benzeri görülmemiş bir hadiseye afallamış gözlerini dört açarak bakıyorlardı. Bir defa gün ortasında kırlık yerde arabanın gümüş gibi parlayan fenerlerine güneşin tepeden vurduğu bir anda eldivensiz bir el sarı bezden perdelerin altından uzandı ve dışarıya kağıt parçaları attı. Bunlar rüzgarla etrafa dağıldılar ve az ötede beyaz kelebekler gibi çiçek açmış bir kırmızı yonca tarlasına döküldüler. Sonra saat altıya doğru araba Biovoisin mahallesinin daracık bir sokağı önünde durdu. İçinden şapkasının tülünü indirmiş bir kadın indi ve başını çevirmeden yürüdü. 2. Madame Bovary hana varıp da yolcu arabasını göremeyince şaşırdı kaldı. Kendisini 53 dakika beklemiş olan Hiver Nihayet kalkıp gitmişti. Zaten Emma'yı hareket etmeye zorlayan bir şey yoktu. Fakat akşam döneceğine söz vermişti. Charles da kendisini bekliyordu. Emma birçok kadınlarda zina'nın hem cezası hem de diyeti olan o korkak huysallığı kendi yüreğinde hissetmeye başlamıştı. Süratle bavulunu hazırladı. Hana borcunu ödedi. Avluda bulduğu iki tekerlekli bir arabaya bindi arabacıyı kışkırtarak, cesaretlendirerek, her dakika saati ve geçilen kilometreleri sorarak, Queen Campoy'nin ilk evleri hizasında kırlangıcı yakalamaya muvaffak oldu. Arabada bir köşeye oturur oturmaz gözlerini yumdu ve bayırın altında açtı. Nalbant'ın evi önünde gerine gerine duran Felisteyi uzaktan tanıdı. Hivert atlarını zapt etti. Aşçı kadın da arabanın vasistasına kadar uzanarak ısrarlı bir tavırla. Madam dedi. Hemen Mösyö Humayi'nin evine gitmeniz lazım. Pek acele bir mesele için. Kasaba her zamanki gibi sessizdi. Sokak köşelerinde havada tütüp duran küçük pembe kümeler vardı. Çünkü reçel kaynatma zamanıydı. Ve Yanville'de herkes aynı gün kışlık reçelini hazırladı. Fakat eczacının dükkanı önünde çok daha geniş bir yığın herkesin hayranlığını çekiyordu. Bu yığın bir eczanenin kasabalılara ait fırınlara, bir kamu ihtiyacının ferdi fantazilere gerekli olan üstünlüğüyle diğer yığınları aşıyordu. Emma içeriye girdi. Büyük koltuk devrilmişti. Hatta rum feneri iki havan eli arasında yere yayılmıştı. Koridorun kapısını itti. Çöpleri temizlenmiş fren küzümüyle dolu koyu renkte küpler, dövülmüş şeker, parça halinde şekerler, masada teraziler, Ateşte tencereler arasında ta çenelerine kadar çıkan önlükleri ve ellerinde çatallarıyla irili ufaklı bütün homayileri mutfakta buldu. Justin ayakta başını eğiyor, esacı ise bağırıyordu. ''Kim dedi sana gitti ardiyeden al diye? Ne olmuş, ne var? Ne mi var? Reçel yapılıyor, tencereler kaynıyor. Fakat şurubu kuvvetli gelmiş ki neredeyse taşacaklar.'' Git bir başka tencere getir diyorum. Bizimki de sünepeliğinden, tembelliğinden gidiyor, laboratuvarda ardiyenin çivide asılı anahtarını alıyor. Eczacı tavan arasında mesleğine ait kapkacakla eczacıların tıklım tıklım doldurduğu küçük bir odaya ardiye demek adetindeydi. Sık sık oraya girer, etiket yapıştırmak, kaptan kaba dever etmek, yeniden sarıp sarmalamakla saatleri geçirirdi. Burasını basit bir depo değil, hakiki bir mabet sayardı. El ile hazırladığı türlü haplar, macunlar, menkular, ilaçlar, şuruplar buradan çıkar ve eczanenin şöhretini civara yayardı. Hiç kimse bu odaya ayak basamazdı. Bu kurala o kadar itaat ederdi ki içini de bizzat kendisi süpürürdü. Nihayet herkese açık olan eczanesi nasıl gururunu teşhir ettiği bir yerse Burası da Homayi'nin kendisini bencilce toparlayarak yalnız sevdiği işlerle uğraşmaktan zevk aldığı bir sığınaktı. Bu nedenle Justin'in sersemliği ona saygısızlığın son perdesi gibi geliyor ve fren küzümlerinden daha çok kıpkırmızı kesilerek tekrarlıyordu. Ardiyeden ha? Asitleri, yakıcı alkalileri kilitlediğim anahtarı alarak ha? Oradan yedek bir tencere getirmek ha? Hem de kapalı bir tencere ha? Belki bir daha onu kullanamayacağım. Bizim mesleğin nazik işlerinde her şeyin ehemmiyeti vardır. Hala anlamadın mı ki her şeyin yeri ayrıdır. İlaç imaline tahsis edilen şeyleri böyle hemen hemen ev işi denebilecek hizmetlerde kullanmak uygun değildir. Bu adeta bir tavuğu neşterle parçalamaya benzer. Bu adeta bir hakimin... Madame Homayi, sakin ol canım diyordu. Ateli de yapışarak ''Baba, baba'' deyip duruyordu. Eczacı hayır diyordu. ''Bırakın beni, bırakın beni. Vay canına, vallahi bakkal olsaymışım daha iyiymiş. Hadi bakalım, hiçbir şeye saygı göstermeyin. Kırın, parçalayın, sülükleri salıverin, hatmiyi yakın. Kavanozlarda hıyar turşusu kurun, sargıları yırtın.'' Emma ''Ama demişsiniz ki...'' ''Bir dakika.'' Biliyor musun başına ne gelecekti? Solda, üçüncü rafta. Köşede hiçbir şey görmedin mi? Söyle, cevap ver ağzından bir söz çıksın. Çocuk, B bi bilmiyorum diye kekeledi. Ya, bilmiyorsun. Öyle mi? Ama ben biliyorum. Bir şişe görmüşsündür. Mavi camdan bir şişe. Ağzı bal mumuyla kaplı. İçinde beyaz bir toz var. Üstüne de kendi elimle yazdımdı. Tehlikeli. Biliyor musun içinde ne olduğunu? Arsenik. Demek o şişeye dokunacaksın. Sonra yanındaki tencereyi alacaksın. Madam Homay'i ellerini birleştirerek, "Yanında ha, arsenika, ha? hepimizi zehirleyecektin sen." Çocuklar karınlarında dayanılmaz sancılar başlamış gibi bağırıp çağırmaya başladılar. Eczacı devam etti. "Yahut bir hastayı zehirleyecektin. Ağır ceza mahkemesine gitmemi" Suçlular arasında oturmamı istiyordun. Ne yaman alışkanlığım olduğu halde bunlarla uğraşırken ne kadar titizlik gösterdiğimi bilmez misin? Özellikle mesuliyetim aklıma gelince benim bile ödüm kopar. Çünkü hükümet bizi yerden yere çalıyor. Tabi olduğumuz saçma mevzuat gerçek bir damokles kılıcı gibi tepemizdedir. Emma kendisinden ne istendiğini artık düşünmez olmuştu. Eczacı ise nefes nefese söyleniyordu. Görüyor musun sana yapılan iyiliklere nasıl mukabele ettiğini? Sana bir baba cömertliğiyle sarf ettiğim dikkat ve ihtimamları bak nasıl mükafatlandırıyorsun? Düşün. Ben olmasaydım ne olurdun? Ne yapardın? Yemeğini, terbiyeni, giyeceğini, bir gün toplumun saflarında şerefle yer tutmak olanaklarını sana kim veriyor? Ama bunun için küreye asılarak ter dökmek, dedikleri gibi avuçların nasırlaşması gerek hiddetten o kadar köpürmüştü ki Latinceden misal getiriyordu. Şayet bilgisi olsaydı Çinceden veya Grönland dilinden de misal getirebilirdi. Çünkü tıpkı fırtınalı günlerde okyanusun kıyısındaki yosunlardan dibindeki kumlara varıncaya kadar açılıp saçılması gibi ruhunun nesi var nesi yoksa hepsini rastgele dışa döktüğü o buhranlardan birini geçirmekteydi. Devam etti seni adam etmek vazifesini üzerime aldığımdan fena halde pişman olmaya başlıyorum. Seni içinde doğduğun sefalet ve pislikte küflenmeye bırakmış olsaydım vaktiyle çok daha iyi hareket etmiş olurdum herhalde. Boynuzlu hayvanlara çobanlık etmekten başka bir işe yaramayacaksın. İlme zerre kadar istidadın yok. Bir etiket yapıştırmasını bile zor beceriyorsun. Sonra da burada, evimde beyler gibi, miras yediler gibi, karnını tıka basa doyurarak yaşıyorsun. Fakat Emma madem Homai'ye dönerek. Beni çağırmışsınız. Kadıncağız kederli bir tavırla Emma'nın sözünü kesti. Ya aman Allah'ım nasıl söylemeli bilmem ki bir felaket. Sözünü bitiremedi. Eczacı gürlüyordu. Boşalt şu tencereyi. İçini iyice temizle. Götür yerine koy. Hadi çabuk ol seni kısacık bez ceketinin yakasından tutup sarsarken cebinden yere bir kitap düşürdü. Çocuk eğildi. Homay ondan atik davrandı. Kitabı yerden alarak baktı. Gözleri fal taşına dönmüş, ağzı bir karış açık kalmıştı. İki kelimeyi birbirinden ayıra ayıra Evlilikte aşk dedi. O, çok güzel, çok güzel, mükemmel. Resimleri de var. Yok, artık sen çok oluyorsun. Madame Homayi ilerledi. Hayır, sakın dokunma. Çocuklar resimleri görmek istediler. Eczacı parladı. Çıkın dışarı. Çocuklar çıktılar. Önce açılmış kitap elinde gözlerini döndürerek soluğu kesilmiş, yüzü şişmiş. Beyninden vurulmuş gibi iri adımlarla bir aşağı bir yukarı gezindi. Sonra dost doğru çömezenin karşısına geldi, kollarını kavuşturarak durdu. Demek hiçbir kötü huyun eksik değil. Öyle mi Allah'ın cezası? Dikkat et, uçurumun kenarındasın. Bu aşağılık kitabın çocuklarımın eline geçeceğini, kafalarını alt üst edeceğini, atelini, yüzünü gözünü açacağını, Napolyon'u doğru yoldan ayıracağını hiç düşünmedin mi? Oğlum koskoca adam oldu neredeyse. Hiç değilse ellerine geçirip okumadıklarından emin misin?'' Bana teminat verebilir misin ki? Emma, ama bana bir diyeceğiniz varmış Mösyö dedi. Doğru, madam, kayınpederiniz öldü. Hakikaten Bovary efendi iki gün önce ansızın sofradan kalktığı sırada beyin kanamasından ölmüştü. Charles, Emma'nın hassasiyetini korumak düşüncesiyle tedbirde pek de giderek Mösyö Homayi'den bu korkunç haberi karısına sindire sindire vermesini rica etmişti. Eczacı söyleyeceği cümle üzerinde uzun uzadıya düşünmüş, onu törpülemiş, yuvarlamış, veznine sokmuştu. Böylece cümle tedbir ve girizgah birinci üslup ve nezaket şaheseri haline gelmişti. Fakat öfke belagatı zilip süpürmüştü. Emma tavsilat istemekten vazgeçerek eczaneden çıktı. Zira Mösyö Homa'yı tekrar azarlamalarına başlamıştı. Artık sakinleşiyordu. Yunan biçimindeki takkesiyle yelpazelenerek babacan bir tavırla söyleniyordu. Sanma ki bu kitabın tamamıyla aleyhindeyim. Yazarı hekimdi. Eserde öyle ilmi taraflar var ki insanın okuyup öğrenmesinde sakınca yoktur. Hatta öğrenmesi lazımdır da diyebilirim. Fakat daha sonra, daha sonra hiç değilse erkek olmayı, mizacının kıvamını bulmasını bekleseydin ya. Emma kapıyı çalınca kendisini beklemekte olan Charles kollarını açarak ilerledi ve ağlamaklı bir sesle ''Ah sevgili karıcığım'' dedi. Emma'yı öpmek için hafifçe eğildi. Fakat kocasının dudakları dudaklarına değer değmez ötekinin hatırası canlandı. Ürpererek elini yüzünden geçirdi. Ama yine de cevap verdi. ''Evet biliyorum biliyorum.'' Charles ona annesinin hiçbir duygu yapmacığına başvurmaksızın hadiseyi olduğu gibi anlattığı mektubu gösterdi. Kadın yalnız kocasının Daudeville'de emekli subaylarla bir anma yemeğinden sonra sokakta bir kahvenin kapısı önünde ölmesi nedeniyle papazsız can verdiğine yanıyordu. Emma mektubu geri verdi. Sonra akşam yemeğinde adet yerini bulsun diye iştah kesilmiş gibi göründü. Fakat Charles'ın üstelemesi üzerine pekala yemeye başladı. Oysa karşısında kocası üzüntüden bitkin, elini hiçbir şeye sürmüyordu. Zaman zaman başını kaldırarak karısına yeis dolu gözlerle uzun uzun bakıyordu. Bir defasında içini çekti. Kendisini tekrar görmek isterdim. Emma susuyordu. Nihayet konuşması gerektiğini anladı. Kaç yaşındaydı baban diye sordu. 58 yaşındaydı. Ya hepsi bundan ibaret kaldı. Bir çeyrek saat sonra Charles zavallı anneciğim dedi. Şimdi ne olacak? Emma bilemeyeceğini gösteren bir jest yaptı. Charles karısını böyle sessiz gördükçe habere pek üzülmüş olduğunu sanıyor. Duyduğu acıyı büsbütün coşturmak için kendini de bir şeyler söylemeye zorluyordu. Ama yine de kendi üzüntüsünü yenerek Dün dedi, iyi eğlendin mi bari? Evet. Sofra örtüsü kaldırıldığı zaman Bovary yerinden kalkmadı. Emma da öyle. Kocasının halini gördükçe bu manzaranın monotonluğu yüreğindeki acıma duygusunu yavaş yavaş silip süpürüyordu. Kocası ona cılız, sıska, bir hiç. Kısacası her bakımdan biçare bir adam gibi görünüyordu. Bu adamdan nasıl kurtulmalı? Ne sonu gelmez bir akşamdı bu. Bir afyon buharı gibi uyuşturucu bir şey Emma'yı gevşetiyordu. Döşeme tahtaları üzerinde bir sopanın tok gürültüsünü duydular. Bu Madam'ın bavullarını getiren hipoltiydi. Adam bavulları yere koymak için tahta bacağıyla ıkına sıkına yarım çark etti. Emma gür kızıl saçlarından ter boşanan bir çareye bakarak kendi kendine, "Başına gelenleri unutmuş bile," dedi. Boar kesesinde ufaklık arayıp duruyordu. Bu adamcağızın sanki şifa bulmaz beceriksizliğine canlı bir serzeniş gibi. Sadece orada bulunuşunun dahi kendisi için ne kadar zillet verici bir şey olduğunu anlamaz görünüyordu. Ocağın üstünde Leon'un menekşelerine gözü ilişince, "Ne güzel bir buket getirmişsin." dedi. Emma hiç oralı olmayarak, "Evet." dedi. "Bugün öğleden sonra satın almıştım." Bir dilenci karısından. Charles menekşeleri aldı. Ağlamaktan kızarmış gözlerini onlarla serinleterek kokusunu içine çekti. Emma hemen çiçekleri elinden çekip aldı ve bir su bardağına koydu. Ertesi gün Madame Bovary çıka geldi. Ana oğul karşılıklı ağlaştılar. Emma hizmetçilere emir vermek bahanesiyle ortalıktan kayboldu. Daha ertesi gün hep birlikte matem meselesini görüşmek icap etti dikiş kutularıyla birlikte dere boyuna gidip kameriyenin altına oturuldu. Charles babasını düşünüyordu. Ölümüne kadar pek az sevdiğini sandığı bu adama bu kadar muhabbet duymasına hayret ediyordu. Madame Bovary anne kocasını düşünüyordu. Eski zamanların en kötü günlerini bile özlüyor gibiydi. Pek uzun bir hayıflanma ile her şey siliniyordu. Dikiş dikerken ir bir yaş damlası burnundan aşağı iniyor ve ucunda bir an asılı duruyordu. Emma ise ancak 48 saat önce, dünyadan uzak, tam bir sarhoşluk içinde, aşığıyla birbirlerine yiyecek gibi bakarak yan yana bulunduklarını düşünüyordu. O mazi olmuş günün en göze görünmez ayrıntılarını canlandırmaya çalışıyordu. Fakat kocasıyla kaynanasının orada bulunuşu kendisini rahatsız ediyordu. Ne yaparsa yapsın, aşkının zaten dışarıdan gelen izlenimlerle kaybolup gidecek olan hatırası bozulmasın diye hiçbir şey dinlememek, hiçbir şey görmemek istiyordu. Bir elbisenin astarını söküyor, etrafına bez parçaları saçılıyordu. Bovary anne, gözlerini kaldırmaksızın makasını şıkırdatıyordu. Charles ise kenarları şeritli terlikleri ayağında, kendisine hırkalık eden koyu renkte eski redingotu sırtında, İki eli ceplerinde duruyor, hissesini çıkarmıyordu. Yakınlarında Berti, üzerinde küçük beyaz önlüğü, küreğiyle bahçe yollarının kumunu kürüyordu. Birdenbire tuhafiyeci Mösyölehu'nun cidden içeri girdiğini gördüler. Kederin icaplarını göz önünde tutarak kendilerine bir hizmette bulunup bulunmayacağını öğrenmeye gelmişti. Emma böyle bir hizmete ihtiyaç olduğunu sanmadığını söyledi. Dükkancı bu cevaptan hiç alınmadı. Çok özür dilerim dedi. Özel olarak görüşmek isterdim. Sonra alçak sesle ilave etti. Hani şu meseleye dair biliyorsunuz değil mi? Charles kulaklarına kadar kıpkırmızı kesildi. Evet, evet öyle ya. Telaş içinde karısına döndü. Acaba dedi mümkün mü sevgilim? Emma anlayışlı göründü, yerinden kalktı. Charles bu sefer annesine bir şey değil dedi. Eve dair ufak tefek işler. Paylanmaktan korktuğu için annesinin senet meselesini öğrenmesini istemiyordu. Baş başa kalınca Mösyölohu açıktan açığa Emma'yı mirastan dolayı tebrik etti. Sonra şundan bundan, yemiş ağaçlarından, mahsülden, daima şöyle böyle kör topal giden sağlığından söz açtı. Herkesin düşüncesinin tersine sadece ekmeğine katık bulabilmek için ecel teri döktüğünü anlattı. Emma adamın sözünü kesmeden dinliyordu. İki günden beri sıkıntıdan patlayacak haldeydi. Dükkancı artık tamamıyla iyileştiniz diye devam etti. Zavallı kocanızın üzüntüden neler çektiğini gördüm. Her ne kadar aramızda bazı çekişmeler olduysa da iyi çocuktur doğrusu. Emma ne gibi çekişmeler olduğunu sordu. Charles siparişlerin geri verilmesini kendisinden gizlemişti. Leho, biliyorsunuz canım dedi, şu sizin arzu ettiğiniz şeyler, yolculuk çantaları filan gibi. Şapkasını gözlerine kadar indirmiş, iki eli arkasında gülümseyerek, hafifçe ıslık çalarak, Emma'ya tahammül edilmez bir şekilde tam karşıdan bakıyordu. Acaba bir şeylerden mi şüphe ediyordu? Türlü endişeler içinde bunalıp kalmıştı. Bereket versin adam sonunda, nihayet kendisiyle anlaştık dedi. Zaten kendisine bir uzlaşma teklif etmeye geldim. Bu, Bovary'nin imza ettiği senedi yenilemekten ibaretti. Mösyö nasıl münasip görürse öyle hareket ederdi. Üzülmesine hiç lüzum yoktu. Hele bir sürü sıkıntılı işlerle karşılaşacağı şu günlerde. Hatta bunu bir başkasına, örneğin size devrese çok daha iyi olur. Bir vekaletname ile mesele halledilir. O zaman da işlerimizi karşılıklı görürdük. Emma hiçbir şey anlamıyordu. Dükkancı sustu. Sonra sözü dükkandaki mallara getirerek madamın kendisinden bir şeyler satın almaktan vazgeçemeyeceğini söyledi. Kendisine 12 metrelik siyah bir yünlü gönderecekti. Bundan ferah ferah bir rob çıkardı. Üstünüzdeki elbise eve giymeniz için iyi ama ziyarete gitmek için başka bir tane lazım. Ben bunu içeriye girer girmez fark ettim. Bende Amerikalı gözü vardır. Kumaşı göndermedi, bizzat getirdi. Sonra ölçü almaya geldi. Her seferinde sevimli, hizmete hizmete amade ve homayenin deyimiyle bu işe baş koymuş görünmeye çalışarak ve daima Emma'ya vekaletname hususunda öğütler sokuşturarak, türlü bahanelerle tekrar tekrar geldi. Senetten asla bahsetmiyordu. Emma'nın bu meseleyi düşündüğü yoktu. Charles, Nekati'nin ilk günlerinde kendisine bir şeyler hikaye etmişti. Ama kafası öylesine allak bullaktı ki hiçbir şey hatırlayamıyordu. Zaten para konusunda bir münakaşa kapısı açmaya da asla yanaşmazdı. Bovar anne bundan hayrete düştü ve gelininde gördüğü bu mizaç değişmesini hastalığı sırasında tutulduğu din duygularına verdi. Fakat kaynanası gider gitmez Emma Pratik sağ duyusuyla Bovary'nin gözlerini kamaştırmakta gecikmedi. Malumat almak, ipotekleri tahkik etmek, müzayede ile satışa çıkarmak mı yoksa tasfiye etmek mi icap edeceğini anlamak gerekiyordu. Rastgele teknik deyimler kullanıyor. Nizam, istikbal, basiret gibi büyük laflar ediyor ve mütemadiyen ferasetin güçlüklerini büyütüyordu. Nihayet bir gün kocasına İşleri sevk ve idare etmek, her nevi borca girmek, bütün senetleri imza veya ciro elemek, her nevi tediyede bulunmak gibi hususunda umumi bir vekaletname örneği gösterdi. Lohun'un verdiği derslerden faydalanmıştı. Charles bu kağıdın nereden geldiğini safça sordu. Monsieur Gualeumin'den. Sonra görülmemiş bir soğukkanlılıkla ilave etti. Doğrusu pek güvenemiyorum. Noterlerin kötü bir şöhreti vardır. Belki danışmak gerekecek. Tanıdık biri olsa ama kimse yok. Bir tanıdık bulmak için zihnini yoran Charles, belki Leon kabul ederse fakat mektuplaşma yoluyla anlaşmak güç olacaktı. Emma bizzat Runa gitmeye talip oldu. Charles teşekkür etti. Kadın ısrar etti. Karşılıklı bir nezaket ve iltifat yarışıdır başladı. Sonunda Emma yapma bir isyan edasıyla. Hayır rica ederim ben gideceğim dedi. Charles başını eğerek ne kadar iyisin dedi. Daha ertesi sabah Emma Rune'a gidip Monsieur Leon'a danışmak için kırlangıça bindi. Orada üç gün kaldı. 3. Bu üç gün top dolu, nefis, harikulade geçti. Gerçek bir balay oldu rıhtım üzerinde Bon Oteli'ndeydiler. Orada panjurlar çekilmiş, kapılar kapalı. Yerlerde çiçekler ve sabah olur olmaz getirilen buzlu şerbetlerle yaşadılar. Akşama doğru üstü kapalı bir kayaya biniyorlar. Bir adaya yemek yemeye gidiyorlardı. Bu saat gemi tezgahlarında, kalafat tokmaklarının gemi karinalarında tınladığı duyulan saatti. Katran dumanı ağaçlar arasından dağılıyor, nehirde güneşin kızıllığı altında yüzen, tabaka tabaka Floransa tuncu gibi karma karışık dalgalanan geniş yağlı damlalar görülüyordu. Verev duran uzun halatları sandalın üstüne biraz sürtünen, rıhtıma bağlı kayıklar arasından geçiyorlardı. Şehrin gürültüleri, yük arabalarının takırtısı, seslerin uğultusu, gemi güvertelerindeki köpeklerin havlaması azar azar uzaklaşıyordu. Emma şapkasının bağlarını çözüyor, adalarına ayak basıyorlardı. Kapısında siyah hağlar asılı duran bir meyhanenin basık salonuna girip oturuyorlardı. İstrongilos, krema ve kiraz yiyorlardı. Otlar üzerine uzanıyorlar, herkesten uzakta, kavakların altında öpüşüyorlardı. Saadet içinde kendilerine dünyanın en şahane köşesi görünen bu küçücük yerde iki Robinson gibi sonsuza kadar ömür sürmek istiyorlardı. Ağaçları, mavi gökyüzünü, çimeni ilk defa görmüyorlar. Suyun akışını, dallar arasında Meltem'in esmesini ilk defa işitmiyorlardı. Fakat sanki tabiat daha önceden mevcut değilmiş yahut arzularının tatmin edilmesinden beri güzelleşmeye başlamış gibi herhalde bütün bunlara daha evvel hayranlık duymamış olacaklardı. Gece geri dönüyorlardı. Kayık adaların kıyısını takip ediyordu. Her ikisi de kayığın dibinde karanlığa gizlenmiş. Hiç konuşmadan kalıyorlardı. Demir ıskarmozlarda dört köşe kürekler ses çıkarıyor ve bu bir metronumun tiktakı gibi sessizlik içinde beliriyordu. Arkada ise sürüklenen dümen küreği suda tatlı şıpırtısını hiç kesmiyordu. Bir defasında ay göründü ayı melankolik ve şiirle dolu bularak hemen şairhanelik etmeye başladılar. Hatta Emma şarkı bile söyledi. Bir gece hatırlar mısın sulardan kayıyorduk. Ahenkli ve zayıf sesi sularda kayboluyordu. Rüzgar, Leon'un etraftan kanat çırpmalar gibi geçtiğini dinlediği ses titreşimlerini alıp götürüyordu. Emma kayığın bölmesine dayanmış, tam karşıda duruyordu. Ay Orada açık bir panjurdan içeriye giriyordu. Kıvrımları yelpaze gibi genişleyen siyah elbisesi onu daha ince, daha uzun boylu gösteriyordu. Başını kaldırmış, ellerini birleştirmiş, gözlerini gökyüzüne dikmişti. Bazen söğütlerin gölgesi onu bütün bütüne gizliyor. Sonra ay ışığında yoktan var olmuş gibi birdenbire meydana çıkıyordu. Leon onun yanında yerde eline kırmızı bir kurdele parçası geçirdi. Kayıkçı kurdeleyi evirip çevirdikten sonra belki dedi geçen gün gezdirdiğim bir gruptan kalmıştır. Pastalar, şampanyalar, borulu çalgılarla gelen gürültülü patırtılı, kadınla erkekli bir alay şaklaban vardı kayıkta. Hele bir tanesi vardı, küçük bıyıklı, uzun boylu, yakışıklı bir adam. Keyfine payan yoktu. Ötekiler Hadi bize bir şeyler anlat. Adolfi, Adolfi diye bağırıyorlardı galiba. Emma ürperdi. Leon ona sokularak rahatsız mı oldun dedi. Yo bir şey değil. Herhalde gecenin serinliği olacak. İhtiyar kayıkçı yabancı iltifat olacağını sanarak yavaşça. Kadınsız edemeyen biri olmalı o da dedi. Sonra avuçlarına tükürerek küreklere sarıldı. Ama yine de ayrılmak lazım geldi. Veda pek hazin oldu. Leon mektuplarını rol annenin adresine gönderecekti. Emma çifte zarf hakkında o kadar açık tavsiyelerde bulundu ki, Leon onun bu aşık kadın kurnazlığına bayıldı. Emma son öpücükte, ''Bana her şey yolunda diyorsun değil mi?'' diye sordu. ''Elbette, elbette.'' Fakat sokaklardan tek başına eve dönerken aklına geldi. Niçin bu kadar vekaletname diye tutturuyor? 4 Çok geçmeden Leon arkadaşlarına tepeden bakmaya başladı. Aralarından uzaklaştı ve dosyaları tamamıyla ihmal etti. Hep mektup bekliyordu. Gelenleri teker teker okuyordu. Emma'ya mektup yazıyordu. Arzusunun ve hatıralarının bütün kuvvetiyle onu hayalinde canlandırıyordu. Emma'yı tekrar görmek isteği onun uzakta olmasıyla azalacağına büsbütün arttı. O kadar ki bir cumartesi sabahı noterlikten sıvıştı. Bayırın üstüne varıp da vadide rüzgarla dönen teneke bayrağıyla çan kulesini görünce, köylerini ziyarete gelen milyonerlerin hissetmesi gereken muzafferane bir gurur ve bencil bir şefkat karışığı bir haz duydu. Emma'nın evinin etrafında dolaşmaya gitti. Mutfakta ışık yanıyordu. Perdelerin arasında gölgesini aradı. Hiçbir şey görünmedi. Lefrançoy'u anne kendisini görünce sevinçle çığlıklar kopardı. Onu uzamış ve incelmiş buldu. Oysa Artemis gürbüzleşmiş ve esmerleşmiş buluyordu. Yemeğini eskiden olduğu gibi küçük salonda yedi. Ama yalnızdı. Tahsildar yoktu. Çünkü Bine kırlangıcı beklemekten usanmış, yemeğini bir saat erken almıştı. Şimdi artık akşam yemeğini tam saat beşte yiyor ve yine de ihtiyar hırtlanmanın geç kaldığını sık sık söylemekten geri kalmıyordu. Leon nihayet kararını verdi. Gidip hekimin kapısını çaldı. Madam odasındaydı. Ancak bir çeyrek saat sonra aşağı indi. Mösyö Leon'u görmekten çok memnun göründü. Fakat ne o akşam ne de ertesi gün evden çıktı. Leon Emma ile ancak gece geç saatlerde, bahçenin arkasındaki dar yolda, tıpkı ötekiyle olduğu gibi dar yolda orada yalnız kalabildi. Hava sağanaklıydı. Şimşeklerin parıltısında şemsiye altında konuşuyorlardı. Ayrılık tahammül edilmez bir hale geliyordu. Emma ölmek daha iyi diyordu. Ağlaya ağlaya Leon'un kolları arasında kıvranıyordu. Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık. Seni ne zaman göreceğim bir daha? Ayrılmışlarken dönüp tekrar öpüştüler. Emma her çareye başvurarak hiç değilse haftada bir defa olarak serbestçe buluşmak fırsatını elde edeceğini vaat etti. Zaten bundan şüphesi yoktu. Ümit içindeydi. Kendisine para gelecekti. Nitekim odasına Mösyö Lühun'un ucuzluğunu met ettiği geniş yolu bir çift sarı perde aldı. Bir halı satın almayı kurdu. Mösyö -Luhu, alt tarafı atla deve değil diyerek kendisine bir tane tedarik etmeyi nezaketle üzerine aldı. Emma dükkancıya iyice dadanmıştı. Günde yirmi defa adam gönderip kendisini çağırıyordu. O da hiç ses çıkarmadan işini gücünü bırakıp geliyordu. Role annenin neden her gün öğle yemeğini Emma'larda yediği ve ayrıca kendisine özel ziyaretlerde bulunduğu da bir türlü anlaşılmıyordu. Emma bu devirde yani kış başlangıcında müziğe dehşetli tutkun görünüyordu. Charles'ın kendisini dinlediği bir akşam Aynı parçaya dört kere yeni baştan başladı ve her defasında çaldığını beğenmedi. Halbuki farkı kavrayamayan Charles, ''Bravo'' diyordu. ''Çok güzel, beğenmemekte de haksızsın. Devam et.'' ''Hayır, olmuyor. Berbat, parmaklarım durmuş.'' Ertesi gün Charles ondan bir şeyler daha çalmasını rica etti. ''Peki, arzun yerine gelsin diye çalıyorum.'' Charles Arada piyanoyu birazcık unuttuğunu itiraf etti. Emma porteleri şaşırıyor, birbirine karıştırıyordu. Sonra birdenbire keserek "Hayır, olmuyor. Ders almam lazım ama." dudaklarını ısırdı ve devam etti. "Ders başına 20 frank. Çok pahalı." Charles aptalca sırıtarak "Evet doğru. Biraz pahalı" dedi. "Ama yine bana kalırsa daha ucuz bir şeyler bulunur belki." Zira meşhurlardan çok daha değerli olan fakat ün salmamış sanatkarlar da vardır. Emma, bul da göreyim dedi. Ertesi gün Charles eve döndüğü zaman Emma'yı kurnaz bir bakışla süzdü ve nihayet şunu ağzından kaçırdı. Bazen çok inadın tutuyor. Bugün Barfu İşte orada Madame Ligard, Misericord'da okuyan üç kızının ders başına iki buçuk frank vererek hem de usta bir öğretmenden piyano dersi aldıklarını söyledi. Emma omuz silkti ve piyanosuna bir daha el sürmedi. Fakat Bovary şayet oradaysa piyanosunun yanından ne zaman geçse ah zavallı piyanocuğum diye içini çekmeye başladı. Emma kendisini ziyarete gelenlere müziği bıraktığını bazı zaruretler yüzünden yeniden başlayamadığını söylemekten geri kalmıyordu. Herkes ona acıyordu. Ne kadar yazık olmuştu insanın bu kadar kabiliyeti olunca bunları Bovary'e de söylediler. Herkes kendisini ayıplıyordu ve bilhassa eczacı. Yaptığınız doğru değil diyordu. Tabiatın melekelerini hiçbir zaman bakımsız bırakmamalı. Zaten düşünün dostum. Madamı piyanoya teşvik ederseniz daha sonraları çocuğunuzun müzik terbiyesi daha az masrafa mal olur. Bana kalırsa asıl anneler çocuklarını yetiştirmelidir. Bu fikridir. Belki zamanımız için biraz yenidir. Fakat eminim annenin yavrusunu emzirmesi gibi, aşı gibi, günün birinde mutlaka zafere ulaşacaktır. Charles böylece bir defa daha piyano meselesini açtı. Emma ters ters piyanoyu satmanın iyi olacağını söyledi. Gururunu o kadar okşamış olan bu zavallı piyanonun evinden gidişini görmek, Bovary'nin nazarında karısının bir parçasının tarife sığmaz intiharı gibiydi. İstersen dedi, arada sırada bir ders alırsın. Bu alt tarafı bizi iflas ettirmez. Emma, ama dersler ancak arka arkaya olursa fayda verir dedi. Emma böylece haftada bir şehre inmek, aşığını görmek iznini kocasından koparmış oldu. Hatta bir ay sonra piyanoda bir hayli ilerlediği kanaatine varıldı. 5. Perşembe günüydü. Emma yataktan kalkıyor, sessizce giyiniyordu. Neden bu kadar erken hazırlandığını diline dolamaması için çarşı uyandırmaktan çekiniyordu. Sonra bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, pencerenin önüne geliyor, meydana bakıyordu. Sabahın ilk aydınlığı pazar yerinin sütunları arasında geziniyor. Eczacının panjurları kapalı evindeki tabelanın büyük harfleri şafağın solgun rengi içinde seçilmeye başlıyordu. Saat yediği çeyrek geç olunca Emma altın aslana gidiyor. Artem sesleyerek ona kapıyı açıyordu. Hizmetçi kadın madam üşümesin diye külleri eşeleyip korları meydana çıkarıyordu. Emma mutfakta yalnız kalıyordu. Arada sırada dışarı çıkıyordu. Hivert acele etmeksizin atları arabaya koşuyor, aynı zamanda pamuklu gecelik takkesiyle başını bir delikten uzatan Le anının verdiği siparişleri ve bir başkasının zihnini mutlaka allak bullak edecek olan izahatlerini dinliyordu. Emma potinlerinin tabanıyla avlunun kaldırım taşlarını dövüyordu. Hivert nihayet çorbasını içtikten, gocuğunu giydikten, piposunu yakıp kamçasını eline aldıktan sonra arabanın sürücü yerine rahatça yerleşiyordu. Kırlangıç hafif tırısla yola çıkıyor. Üç çeyrek fersah boyunca yer yer durarak, yol kenarında Avluların çitleri önünde, arabanın gelişini ayakta gözetleyen yolcuları alıyordu. Geleceklerini bir gün önceden haber vermiş olanlar arabayı bekletiyorlardı. Hatta bazıları o sırada henüz yatakta oluyor. Hiver bağırıyor, çağırıyor, küfrediyor. Sonra yerinden iniyor, gidip kapıları yumrukluyordu. Ama yine de arabanın dört kanepesi yolcu ile doluyordu. Araba yürüyor, elma ağaçları bir dizi halinde birbirini takip ediyor. Yol sarı bir su ile dolu iki uzun hendeğin arasında ufka doğru daralarak uzanıp gidiyordu. Emma yolu baştan başa ezbere biliyordu. Bir otlaktan sonra bir direk, sonra bir kara ağaç. Bir ambar veya yol amelesi kulübesi geleceğini önceden kestiriyordu. Bazen kendi kendini şaşırtmamak için gözlerini kapadığı oluyor. Fakat daha ne kadar mesafe kaldığını kestirme hassasını asla kaybetmiyordu. Nihayet tuğladan evler sıklaşıyor, zemin tekerleklerin altında tınlıyordu. Kırlangıç bahçeler arasından kayıyordu. Aralıklardan heykeller, yüksek bir kameriye, budanmış porsuk fidanları ve bir salıncak görülüyordu. Sonra birdenbire şehir meydana çıkıyordu. Basamak basamak alçalan sise gömülmüş şehir, köprülerin ötesinde belli belirsiz genişliyordu. Sonra kır, Yeknesak bir yayılışla, uzakta, solgun gökyüzünün kararsız alt çizgisine dokunacak kadar yükseliyordu. Böyle yukarıdan görülünce peyzajın baştan başa resim gibi hareketsiz bir hali vardı. Demir atmış gemiler bir köşede birbiri üzerine yığılıyordu. Nehir yeşil tepelerin eteğinde, eğriliğini daha da yuvarlaklaştırıyordu. Adalar uzun uzun su üstünde dura kalmış siyah balıklara benziyordu. Fabrikaların bacaları birer ucu uçup giden koyu renkte muazzam duman bulutları savuruyordu. Dökümanelerin uğultusuyla birlikte sis altından yükselen kiliselerin çan sesleri duyuluyordu. Bulvarların yaprağı dökülmüş ağaçları evlerin arasında mor çalılıklara benziyor. Yağmurdan ıslanmış çatılar mahallelerin yüksekliğine göre değişik değişik parlıyordu. Bazen rüzgar çıkıyor, bulutları tıpkı falezlere sessizce çarpıp kırılan havai dalgalar gibi San Katrin tepesine götürüyordu. Bu tortop olmuş varlıklar Emma'ya baş dönmesi veriyor. Orada nabızları atan 120 bin insan sanki hep beraber ona kendilerinde hayal ettiği ihtirasların buharını püskürtüyormuş gibi kalbi kabardıkça kabarıyordu. Aşkı bu genişlik karşısında büyüyor kendisine kadar yükselen o belirsiz uğultulu gürültüyle doluyordu. O, bu gürültüyü meydanlarda, gezinti yerlerinde, sokaklarda tekrar dışarıya boşaltıyor ve eski Normandiya beldesi gözleri önüne uçsuz bucaksız bir başkent gibi, ayak bastığı bir Babil gibi seriliyordu. Meltemi içine çekerek iki eliyle tutunduğu pencereden sarkıyordu. Arabanın üç beygiri dört nala gidiyordu. Taşlar çamurun altında kıçırdıyor, yolcu arabası sallanıyor. Hiver, yoldaki yük arabalarına uzaktan sesleniyor. Geceyi Boygulam'da geçirmiş olan şehirliler ise küçük aile arabalarında bayır aşağı telaşsızca iniyorlardı. İç gümrük parmaklığı önünde araba duruyordu. Emma tahta meslerini çıkarıyor, başka eldivenler takıyor, şalını düzeltiyor ve yirmi adım ötede kırlangıçtan iniyordu. O sırada şehir uyanmaya başlıyor. Başlarında Yunan biçimi takkeleriyle çıraklar dükkanların cemekanını siliyorlar. Kalçalarına dayalı sepetler taşıyan kadınlar sokak başlarında. Zaman zaman tiz perdeden bağırıyorlardı. Emma gözleri yerde, duvarlara sürtüne sürtüne, inik siyah peçesinin altında keyifle gülümseyerek yürüyordu. Görülmekten korktuğu için her sefer en kısa yolu tutmuyordu. Karanlık ve daracık sokaklara dalıyor. Kanter içinde sokağın altına, oradaki çeşmenin yanına çıkıyordu. Burası tiyatro, meyhaneler ve Yosmalar Mahallesi'ydi. Özellikle yanından sallana sallana dekor taşıyan bir at arabası geçiyordu. Önlüklü hademeler yeşil fidanların arasındaki iri kaldırım taşları üzerine kum döküyorlardı. Her taraf absen, yaprak sigarası ve istiridye kokuyordu. Emma sokağa dönüyordu. Şapkasından taşan kıvırcık saçlarından onu tanıyordu. Leon, yaya kaldırımı üzerinde yürümesine devam ediyordu. Emma otele kadar onun peşinden gidiyordu. Leon yukarı çıkıyor, kapıyı açıyor, içeri giriyordu. O ne sarılıp öpüşmeydi. Öpücüklerden sonra sözler yağıyordu birbirlerine haftanın üzüntülerini, ön sezişlerini, mektuplar yüzünden çektikleri endişeyi anlatıyorlardı. Ama artık her şey unutuluyordu. Şehvetli gülüşmeler ve sevgi dolu hitaplarla karşı karşıya birbirlerine bakıyorlardı. Yatakları kayık biçiminde maundan büyük bir karyolaydı. Tavandan inen kırmızı şamişi perdeler çok aşağıda, geniş başucu hizasında toplanıyordu. Dünyada hiçbir şey Emma'nın bir utanç cestiyle yüzünü elleriyle gizleyerek çıplak kollarını kavuşturduğu zaman bu kıpkırmızı renkle kesişen siyah saçlı başı ve beyaz cildi kadar güzel olamazdı. Göze batmayan halısı, delişmen süsleri ve sakin aydınlığı ile bu ılık daire ihtirasının mahremiyetleri için adeta biçilmiş kaftandı. Çubuklar ok biçiminde nihayetleniyor, içeriye güneş girdi mi bakır kancalar ve ocaktaki kenar tutamaklarının iri yuvarlakları ışıl ışıl parlıyordu. Şöminenin üstünde, şamdanların arasında, kulağa yapıştırılınca denizin gürültüsü duyulan pembe renkte iki iri deniz kabuğu duruyordu. Neşeyle dolu bu odacığı ne kadar seviyorlardı. Bütün eşyasını her zaman yerli yerinde buluyorlardı. Bazen Emma'nın bir perşembe önce duvar saatinin altında unuttuğu firketeler meydana çıkıyordu. Ocak başında pelesen kağıcı kakmalı bir orta masasında yemek yiyorlardı. Emma cilveli cilveli diller dökerek yemeği parçalara ayırıyor ve Leon'un tabağına koyuyordu. Şampanyanın köpüğü incecik bardaktan parmaklarındaki yüzüklere döküldüğü vakitte çapkınca fıkır fıkır gülüyordu. Birbirlerine sahip olmaktan öylesine coşuyorlardı ki kendilerini iki ebedi genç evli gibi. Hayatlarının sonuna kadar yaşayacakları kendi hususi evlerinde sanıyorlardı. Bizim odamız, bizim halımız, bizim koltuklarımız diyorlardı. Hatta Emma tutturarak Leon'a hediye ettirdiği terliklere benim terliklerim diyordu. Bu pembe satenden kenarları beyaz tüylü bir çift terlikti. Aşının dizlerine oturduğu zaman bacakları kısa kaldığı için havada sallanıyor ve mini mini terlik, konçsuz olduğundan çıplak ayağının yalnız parmaklarına takılı duruyordu. Leon kadın zarafetinin o anlatılmaz nefasetini ilk kez tadıyordu. Böyle bir konuşma inceliğine, böyle bir giyinip kuşanma hayasına, bu mahmur kumru hallerine hiç rastlamamıştı. Ruhunun coşkunluklarını ve etekliğinin dantellerini hayranlıkla seyrediyordu. Zaten kibar muhitten bir kadın evli bir kadın. Hasılı gerçek bir metres değil miydi? Emma kah mistik, kah neşeli, kah geveze, kah sessiz, kah öfkeli, kah uyuşuk. Keyif hallerinin çeşitliği ile onda binbir arzu uyandırıyor. Hatıralar canlandırıyordu. Bütün romanların seven kadını, bütün dramların kahramanı, bütün şiir kitaplarının belirsiz sevgilisi o idi. Leon, hamamda odalığın kehribar rengini onun omuzlarında buluyor. Eski şato sahibelerinin uzun korsajını onda görüyordu. Emma, Barcelona'nın solgun kadınına da benziyordu. Fakat her şeyden önce o, melekti. Ona bakarken Ekseria kendi ruhunun Emma'ya doğru akıp başının çevresine bir dalga gibi yayıldığını ve göğsünün beyazlığına kapılıp aşağı indiğini zannediyordu. Emma'nın önünde yere oturuyor. İki dirseği dizlerinde, başını uzatmış, gülümseyerek ona dalıyordu. Emma ona eğiliyor, sarhoşluktan nefesi tıkanmış gibi mırıldanıyordu. Ah, kımıldama. Söz söyleme. Bak bana. Gözlerinden öyle tatlı bir şeyler çıkıyor ki bana çok iyi geliyor. Ona çocuk diyordu. Seviyor musun beni çocuk? dudaklarının Leon'un ağzına hücumu yüzünden cevabını duyamıyordu. Masa saatinin üstünde yaldızlı bir gırlantı altında kolları cilviyle geren Tunç'tan bir cubit heykelciği vardı. Ona bakarak kaç defa kahkaha ile gülmüşlerdi. Fakat ayrılmak zamanı gelince her şey onlara asık suratlı görünüyordu. Birbirlerinin karşısında hareketsiz tekrarlayıp duruyorlardı. Perşembeye, perşembeye. Emma birdenbire onun başını iki eli arasına alıyor. Alas mağladık diyerek aceleyle alnından öpüyor ve merdivenlere atılıyordu. Komedi sokağına berbere saç örgülerini düzeltirmeye gidiyordu. Ortalığı karanlık basıyor, dükkandaki hava gazı lambası yakılıyordu. Tiyatroda oyuncuları temsile çağıran çıngırak sesini duyuyordu. Ve karşıda renksiz suratlı erkeklerle kıyafetleri eskimiş kadınların kulis kapısından içeriye girdiklerini görüyordu. Bu fazla basık küçük dükkanda hava çok sıcak oluyordu. Soba perikolarla pomatlar arasında horul horul yanıyordu. Başını mıncıklayan o yağlı eller ve demir maşaların kokusu çok çabuk onu sersemletiyor. Emma da üstüne geçirilen sabahlığın altında hemen uyumaya başlıyordu. Berber saçlarını düzeltirken ona özellikle maskeli bola bileti teklif ediyordu. Sonra kalkıp gidiyordu. Sokaklardan geçiyor, Kızılhaç'a varıyordu. Sabahleyin kanepe altına gizlemiş olduğu tahta kunduralarını giyiyor. Sabırsızlık gösteren yolcular arasında yerine kuruluyordu. Bunların bazıları tepenin eteğinde iniyorlardı. Emma arabada yalnız kalıyordu. Her dönemeçte şehrin birbirine karışmış evler üzerinde geniş ve aydınlık buhar tabakasını andıran bütün ışıkları biraz daha fazla görülüyordu. Emma minderin üstünde diz çöküyor, gözleri bu parıltıya dalıyordu. Hıçkırıyor, Leon'u çağırıyor. Ona tatlı sözler ve rüzgarda kaybolan öpücükler gönderiyordu. Tepede, yolcu arabalarının ortasında, elinde sopasıyla serseri serseri dolaşan bir adamcağız vardı bir yığın paçavra omuzlarını örtüyor. Başında kunduz postundan ortası çökmüş eski bir kasket leğen gibi yüzünü örtüyordu. Fakat kasketini çıkarınca göz kapaklarının yerinde kan içinde iki boş göz çukuru görülüyordu. O tarafının etleri kırmızı parçalarla lime lime olmuştu. Buralardan sızan sıvılar ta burnuna kadar yeşil uyuz pıhtıları halinde donup kalmıştı. Siyah burun delikleri titremelerle soluyordu. Konuşmak istedi mi aptal aptal gülerek başını geri atıyordu. O zaman mavim tırak göz bebekleri fıldır fıldır dönerek şakaklara doğru o açık yaraların kenarına çarpıyordu. Arabaların peşinden giderken bir şarkı tutturuyordu. Çoğu zaman güzel bir günün sıcaklığı. Küçük kıza aşkı hayal ettirir. Geri kalanında kuşlardan, güneşten, dallarla yapraklardan bahis vardı. Bazen başı açık, birdenbire Emma'nın arkasında peyda oluyordu. Kadın bir çığlık kopararak geri çekiliyordu. Hiver adamla şakalaşıyordu. Ona San Romain panayırında bir baraka tutmasını salık veriyor. Yahut gülerek dostunun hatrını soruyordu. Özellikle araba hareket halindeyken adamın şapkası hızla ansızın pencereden içeriye dalıyor. İkisi de öbür eliyle tekerleklerin sıçrattığı çamurlar arasında basamakta tutunmaya çalışıyordu. Başlangıçta zayıf ve iniltili sesi gittikçe tizleşiyordu. Bu ses karanlıkta belirsiz bir sıkıntının anlaşılmaz feryadı gibi sürükleniyordu. Atların çıngırak sesi, ağaçların fısıltısı ve boş arabanın kof gürültüsü arasında. Bu seste öyle uzaklardan gelen bir şey vardı ki Emma'yı perişan ediyordu. Uçurma dalan bir bora gibi kalbinin derinliklerine iniyor ve onu uçsuz bucaksız melankoli iklimlerine sürüklüyordu. Fakat Hivert arabada muvazeninin bozulduğunu fark edince kamçısını şaklatıp köre yapıştırıyordu. Kamçının ucu yaraların üzerine iniyor. Körde bir uluma kopararak çamura yuvarlanıyordu. Sonra kırlangıçın yolcuları, kimisinin ağzı açık, kimisinin başı öne eğik, yandakinin omzuna yaslanarak yahut kollarını kayışa geçirerek, hepsi de arabanın sallantısına göre sallanarak nihayet uykuya dalıyorlardı. Dışarıda beygirlerin sarısı üzerinde sallanan fenerin ışığı, kahverengi pamuklu perdelerden içeriye sızıyor ve bütün bu hareketsiz insanların üzerine kanla karışık gölgeler konduruyordu. Emma, kederden sarhoş olmuş, vücudu titremeler içinde, ruhu sanki ölümün pençesinde, ayaklarının gittikçe daha fazla üşüdüğünü hissediyordu. Charles, evde onun gelişini bekliyordu. Kırlangıç, perşembe günleri daima geç geliyordu. Madam nihayet teşrif ediyordu. Kızını adeta zorla öpüyordu. Yemek hazır değil saldırmıyordu. Aşçı kadını mazur görüyordu. Bu kadın artık ses çıkarmak yoktu. Çoğunlukla kocası onu solgun görünce hasta olup olmadığını soruyordu. Emma hayır diyordu. Ama sen bir tuhafsın bu akşam. Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Bazı günler eve döner dönmez hemen odasına çıktı oluyordu. Orada bulunan Justin, kendisine hizmet etmek hususunda bir oda hizmetçisinden daha becerikli. Sessizce etrafında döneniyordu. Kibritleri, mumu, kitabı getirip yerli yerine koyuyor, geceliğini ortaya çıkarıyor, yatağı açıyordu. Emma, "Haydi," diyordu. "Tamam artık, git bakalım." Çünkü çocuk, ani bir hülyanın sayısız ipliklerine dolanmış gibi elleri sarkmış, gözleri açık olduğu yerde kala kalıyordu. Tekrar saadete kavuşmanın sabırsızlığı içinde Emma'ya ertesi gün pek kötü daha ertesi günler ise berbat geliyordu. Malum hayallerle alevlenen bu hırçın arzu ancak yedinci gün. Leon'un okşamalarıyla rahat çapatlak veriyordu. Leon'un ateşliliği ise hayranlık ve minnet coşkunluğuna bürünüyordu. Emma gösterişsiz ve kendi içine dönük olarak bu aşkın tadını çıkarıyor. Onu sevgisinin bütün ustalıklarıyla besliyor ve bir gün kaybolup gitmesi korkusuyla titriyordu. Bazen melankolik seslerin tatlılığıyla ona "Ah, beni bırakıp gideceksin sen." diyordu. "Evleneceksin. Sen de ötekiler gibi yapacaksın." Leon soruyordu. "Kim o ötekiler?" "Erkekler canım." Sonra onu baygın baygın iterek "Siz erkekler" diyordu. "Hepiniz hainsiniz." Bir gün işi felsefeye dökerek bu dünyadaki hayal kırıklıklarından bahsederlerken Emma ya kıskançlığını denemek yahut çok zorlu bir dertleşme ihtiyacına kendini kaptırmak için eskiden Leon'dan önce birini sevdiğini söyleyiverdi. Arkasından da hemen seni sevdiğim gibi değil dedi. Aralarında hiçbir şey geçmediğine dair kızının başı üzerine yemin etti. Genç adam Emma'ya inandı. Bununla beraber ötekinin ne iş yaptığını da sormaktan geri kalmadı. Deniz albayıydı dostum. Bu her nevi soruşturmanın önünü almak, aynı zamanda savaşa düşkün bir mizaj sahibi ve iltifatlara alışmış biri olması gereken böyle bir adamı güya büyülemiş olmakla kendine yüksek bir paya vermek için değil miydi? Noter katibi o zaman kendi mevkinin ne kadar aşağı olduğunu anladı. Apoletlere, nişanlara ve ünvanlara imrendi. Bütün bunlar herhalde onun pek hoşuna gitmişti. Müsrifliklerine bakarak zaten bunu anlamıştı. Bununla beraber Emma, acayipliklerinin bir çoğundan, örneğin kendisini Runa getirmek için bir İngiliz atı koşulmuş, konşuları devrik çizmeli bir seyisin sürdüğü, iki tekerlekli mavi bir arabaya sahip olmak arzusundan hiç söz etmiyordu kendisini oda uşağı olarak alması için yalvarmakla onda bu hevesi uyandıran Jastin'de her ne kadar bu mahrumiyet her randevuya gelişinin zevkini azaltmıyorsa da dönüşünün acılığını çoğaltıyordu. Ekseria Paris'ten söz açtıkları zaman sonunda Emma hep "Ah, orada olsaydık ne güzel yaşardık." diye mırıldandı. Genç adam elini saçları üzerinde kestirerek tatlı bir sesle "O halde mutlu değil miyiz?" Evet, mutluyuz elbette. Ben çılgının biriyim. Öp beni. Kocasına her zamankinden daha sevimli davranıyordu. Ona fıstıklı kremalar yapıyor, yemekten sonra piyanoda valsler çalıyordu. Charles fanilerin en bahtiyarı olmuştu. Emma da endişesiz yaşıyordu. Ama bir akşam damdan düşercesine Sana ders veren Matmazel emperör değil mi diye sordu. Evet, Peki ama bugün kendisini Madame Ligard'larda gördüm. Ona senden bahsettim. Seni hiç tanımıyor. Bu ortaya yıldırım düşmesi gibi bir şey oldu. Ama yine de Emma tabi bir Eda ile. Ah herhalde ismimi unutmuş olmalı. Belki Runda piyano hocası olarak birçok matmazel emperor vardır. Mümkün. Sonra canlanarak. Ama bende makbuzları var. İşte bak. Yazı masasına gitti. Bütün çekmeceleri karıştırdı. Kağıtları alt üst etti ve sonunda öyle bir perişan halde geldi ki Charles o adi makbuzlar için bu kadar kendini zorlamamasını söyledi. Emma, hayır ille bulacağım dedi. Nitekim ertesi cuma Charles elbiselerinin saklandığı karanlık odada ayağına çizmek yerken meşinle çorabı arasında bir yaprak kağıt sıkıştığını hissetti. Kağıdı aldı ve okudu. Üç aylık ders ve bazı malzeme için 65 frank alınmıştır. Felicia Lempereur, müzik öğretmeni. Hay şeytan, nasıl olmuş da girmiş çizmemin içine? Emma, herhalde dedi, rafın kenarındaki eski fatura dosyasından düşmüş olmalı. O andan itibaren hayatı sadece bir yalan kumkuması haline geldi. Aşkını gizlemek için tüllere sarar gibi yalanlara sarıp sarmalıyordu. Bu artık bir ihtiyaç, bir merak, bir zevk olmuştu. Öyle ki şayet dün sokan sağ tarafından geçtiğini söylerse mutlaka sol tarafından geçtiğini anlamak lazım geliyordu. Bir sabah adet edindiği gibi oldukça hafif giyinerek yola çıkmıştı ki birdenbire kar yağmaya başladı. Charles pencereden yağan kara bakıyordu. Monsieur Bournisi'yi gördü. Monsieur Tuvaş onu arabasına almış Rune'a götürüyordu. Hemen indi ve din adamına kızıl haça varır varmaz madama verilmek üzere kalın bir atkı emanet etti. Bournisi'yen hana varınca Yonville karısını sordu. Hancı kadın hanımın kendi hanına pek inmediğini söyledi. Madame Bovary'i kırlangıçta görünce pek ehemmiyet vermez gibi görünmekle beraber başına gelenleri kendisine anlattı. Arkasından da hemen o günlerde katedralde harikalar yaratan, bütün kadınların dinlemeye koştukları bir vaize övmeye başladı. Papaz kendisinden izahat istememiş olsa bile ileride başkaları daha mütecessiz davranabilirlerdi. Bu düşünceyle her seferinde kızıl inmek gerektiğini hükmetti. Bu sayede kendisini merdivenlerde görecek olan kasabalılar hiçbir şeyden şüphe etmeyeceklerdi. Ama yine de bir gün Leon'un kolunda Bolong Oteli'nden çıkarken Lehu ile karşılaştı. Boş boğazlık edeceğini sanarak ödü koptu. Ama dükkancı o kadar budala değildi. Fakat üç gün sonra odasına girdi, kapıyı kapadı ve para ihtiyacım olacak dedi. Emma para vermeyeceğini söyledi. Lehu ağladı, sızladı, kendisine yaptığı hizmetleri, gösterdiği kolaylıkları sayıp döktü. Hakikaten Emma, Charles'ın imzalamış olduğu senetlerden bugüne kadar ancak bir tanesini ödemişti. İkincisine gelince, ricası üzerine dükkancı onun yerine iki birkaç senet almaya razı olmuştu. Hatta onların da vadesi bir hayli uzamıştı. Dükkancı cebinden henüz parası ödenmemiş eşyanın listesini çıkardı. Bunlar perde, halı, koltukları için kumaş, birçok elbise, çeşitli tuvalet eşyası gibi şeylerdi fiyatlarının toplamı yaklaşık olarak 2000 frangı buluyordu. Emma başını eğdi. Satıcı, fakat paranız yoksa malınız var dedi. Aumel civarında Bernalville'de fazla bir gelir getirmeyen bir berhaneden bahsetti. Burası vaktiyle Bovary Baba tarafından satılmış olan küçük bir çiftliğe aitti. Lehu, kaç hektarlık arazisi bulunduğuna, komşuların isimlerine varıncaya kadar her şeyi biliyordu. "Ben sizin yerinizde olsam diyordu. Hemen elden çıkarırdım. Üstelik birkaç para da kalırdı cebimde." Emma, alıcı bulmaktaki güçlüğü ileri sürdü. Dükkancı bir müşteri bulunacağı ümidini verdi. Fakat Emma bunu satmak için ne yapmalıydı? "Vekaletnameniz yok mu?" Bu vekaletname sözü içine ferahlık verdi. Emma, "Hesabı bırakın." dedi. "Yok, zahmete değmez." Ertesi hafta yine geldi. Uzun uzadıya uğraştıktan sonra Langoy adında birini bulduğunu övünerek anlattı. Meğer adam kaç para vereceğini açmaksızın uzun zamandan beri oraya göz dikmiş bulunuyormuş. Emma, fiyatın ehemmiyeti yok diye söze atıldı. Bilakis ağırdan alıp herifin nabzını yoklamak lazımdı. Bu iş bir seyahate katlanmaya değerdi. Fakat Emma böyle bir yolculuğa çıkamayacağı için Langoy'nin ağzını aramak üzere kendisinin o taraflara gidebileceğini söyledi. Gidip geri dönünce de müşterinin 4000 frank teklif ettiğini açıkladı. Bu habere Emma'nın yüzü güldü. Dükkancı doğrusu dedi iyi para. Emma derhal paranın yarısını cebe indirdi. Borcunu ödemeye kalkınca dükkancı yemin ederim dedi. Sizi bir kalemde bu kadar mühim bir paradan mahrum etmek beni üzüyor.'' O zaman Emma elindeki banknotlara baktı. Bu iki bin frangın sağlayacağı sayısız miktardaki randevuları hayalinde canlandırarak n nasıl, n nasıl diye kekeledi. Dükkancı babacan bir tavırla gülerek adam siz de dedi. Fatura denilen kağıda her istenilen şey yazılır. Ben aile işlerini bilmez miyim? Elinde tırnakları arasından kaydırdığı iki uzun kağıt gözlerini Emma'ya dikmiş bakıyordu. Nihayet cüzdanını açarak her biri bin franklık dört tane senet çıkardı ve masaya dizdi. İmzalayın bunları. Paralar sizde kalsın. Emma fena oldu. Ayak diremek istedi. Dükkancı hiç sıkılmadan ama fazlasını veriyorum ya işte dedi. Bu yaptığım size hizmet değil mi? Bir kalem alarak hesabın altına yazdı. Madame Bovary'den dört bin frank alınmıştır.'' Kim sizi sık boğaz ediyor dedi. Madem ki altı aya kadar mülkünüzün birikmiş kirasını alacaksınız, ben de son senedin ödeme vadesini o ödemeden sonraya kadar uzatıyorum zaten. Emma bu hesaplar içinde biraz bunalıyor. Sanki altın paralar torbalarını patlatmış da etrafta yerlere saçılıp şıngırdamaya başlamış gibi kulakları çınlıyordu. Nihayet Lehu, Winchart adında runda bankerlik eden bir dostu bulunduğunu, onun bu senetleri iskonto edeceğini, sonra madama hakiki borçtan arta kalanını bizzat ödeyeceğini izah etti. Fakat 2000 frank yerine ancak 1800 frank getirdi. Zira dostu Winchart haklı olarak komisyon ve iskonto masrafı olmak üzere 200 frankı kendine ayırmıştı. Sonra pek ehemmiyet vermeyen bir eda ile bir de makbuz istedi. Bilirsiniz ticarette, ticarette bazen öyle olur ki tarih Lütfen bir de tarih koyun. O zaman Emma'nın önünde gerçekleştirilmeye elverişli bir fantezile rufka açıldı. Bir miktar aküyü ihtiyat akçesi olarak saklayacak kadar tedbirli davrandı. Ve o para ile vadesi gelen ilk üç senede ödedi. Fakat dördüncüsü tesadüfen bir perşembe günü eve getirildi. Charles işin aslını öğrenmek için karısının dönüşünü dört gözle bekledi bu senetten kocasına bahsetmemiş olmasının nedeni ev idaresi dertleriyle onun canını sıkmamaktı. Emma kocasının dizlerine oturdu, onu okşadı, diller döktü. Veresi olarak alınan bir sürü lüzumlu şeyi birer birer sayıp döktü. Nihayet sen de görüyorsun ki alınan şeylerin miktarına göre hiç de fazla pahalı değil. Charles ne yapacağını bilemeyince dost doğru Lehu'ya başvurdu dükkancı bir tanesi 700 franklık ve 3 ay vadeli olmak üzere iki senet imzaladığı takdirde vaziyeti idare edeceğini söyledi. Charles borcunu ödeyebilmek için annesine acıklı bir mektup yazdı. Lakin ihtiyar kadın cevap gönderecek yerde kendisi kalkıp geldi. Emma kocasına bir şeyler koparıp koparamadığını sordu. Charles evet dedi ama faturayı görmek istiyor. Ertesi gün sabahın kör karanlığında Emma Lehu'ya koştu. Bin frankı geçmeyecek yeni bir hesap çıkarmasını rica etti. Çünkü dört bin franklık senedi gösterirse bunun üçte ikisinin ödenmiş olduğunu söylemek ve dolayısıyla binanın satıldığını itiraf etmek lazım gelecekti. Satış dükkancının pek güzel idare etmiş olduğu ve asla esası ancak sonradan öğrenilen bir muameleydi. Bavari anne alınan şeylerin fiyatları pek düşük olmakla beraber masrafı bir hayli kabarık buldu. Halıdan vazgeçemez miydiniz sanki? Niçin koltukların kumaşını değiştirdiniz? Benim zamanımda her evde yaşlı insanlar için bir tek koltuk bulunurdu. Hiç değilse annemin evinde böyleydi. Annem de sizi temin ederim hanım hanımcık bir kadındı. Herkes zengin olamaz ki. Böyle masrafa hiçbir servet dayanmaz. Sizin yaptığınız gibi nazlı bebek usulü yaşamaktan yüzüm kızarır benim. Hem de ihtiyar olduğum halde, bakılmaya ihtiyacım olduğu halde. Bakın hele şu süslere, şu gösterişlere. Nasıl? İki frangı ipek astar mı? Aynı işi görecek elli santime, hatta kırk santime ince pamuklular varken. Emma kanepeye uzanmış, elinden geldiği kadar sakin bir eda ile cevap verdi. Yeter madam. Yeter artık, yeter. Beriki nasihate devam ediyor. Böyle giderse hastanede öleceklerine haber veriyordu. Zaten kabahat Bovarin'indi. Bereket versin ki şu vekaletnameyi iptal edeceğine söz vermişti. Nasıl? Evet, bana yemin etti. Emma pencereyi açtı. Çarsı çağırdı. Zavallı adam, annesinin kendisinden kopardığı sözü itiraf etti. Emma gitti, sonra dönüp mağrur bir tavırla ona kocaman bir kağıt uzattı. İhtiyar kadın teşekkür ederim dedi. Vekaletnameyi ateşe attı. Emma tiz perdeden sürekli bir kahkaha ile gülüyordu. Sinir buhranı geçiriyordu. Charles, aman Allah'ım diye aykırdı. Sen de haksızlık ediyorsun sen de. Her gelişinde onunla kavga çıkarıyorsun.'' Annesi onu silkerek bütün bunların yapmacık olduğunu söylüyordu. Fakat Charles ilk defa isyan ederek karısının tarafını tuttu. O kadar ki Bovary anne kalkıp gitmek istedi. Hemen ertesi sabah evden çıktı. Kendisini tutmak isteyen oğluna eşikte ''Hayır hayır'' dedi. ''Onu benden çok seviyorsun. Bunda haklısın. Bu tabii bir şey. Alt tarafı ne olacaksa olur. Görürsün. Güle güle oturun. Çünkü sandığın gibi bu yakınlarda kavga çıkarmaya gelecilerden değilim ben artık. Charles yine de Emma'nın karşısında ne yapacağını bilemedi. Emma da kendisine güvensizlik gösterdiği için dargınlığını saklamıyordu. Ancak birçok yalvarıp yakarmadan sonra yeniden adına vekaletname çıkarılmasına razı oldu. Hatta Charles, Emma ile birlikte Monsieur Gulliomine giderek eskisinin aynı bir ikinci vekaletname yaptırdı. Noter, halden anlarım dedi. Bir bilim adamı hayatın pratik ayrıntılarıyla uğraşamaz. Charles, zafına üstün bir meşguliyetin iltifatlı görünüşünü sağlayan bu dal kavukça düşünceyle kendini daha rahat hissetti. Ertesi perşembe otelde odalarında Leon ile o ne coşkunluktu. Emma güldü, ağladı, şarkı söyledi, dans etti, şerbetler getirtti sigara içmek istedi. Hasılı, Leon'a acayip fakat harikulade, tapılmaya layık bir halde göründü. Leon, varlığının hangi tepkisinin Emma'yı hayatın zevklerine göre böyle fırlattığını bilemiyordu. Çabuk öfkeleniyordu, obur oluyordu, şehvetli oluyordu. Leon'la birlikte alnı açık dediğine göre dile düşmekten korkmaksızın sokaklarda dolaşıyordu. Bununla beraber Ranulf ile karşılaşma ihtimali zihninde belirir belirmez ürperiyordu. Ona öyle geliyordu ki birbirlerinden ebediyen ayrılmış olmalarına rağmen henüz hakimiyetinden tamamıyla kurtulmuş değildi. Bir akşam yan bile dönmedi. Charles aklını oynatacak gibi oldu. Küçük kız annesi yok diye uyumak istemiyor. Çatlayacak kadar hıçkırı hıçkırı ağlıyordu. Justin rastgele yollara düşmüştü. Mösyö Homayi bile bırakıp gitmişti. Nihayet saat 11’e doğru Charles artık yerinde duramayarak arabayı hazırladı. İçine atladı, beygiri kamçıladı ve sabahın saat üçüne doğru Kızılhaca vardı. Kimseler yoktu. Noter katibinin onu görmüş olacağı aklına geldi. Fakat nerede oturuyordu? Bereket versin, patronunun adresini hatırladı. Oraya koştu. Gün doğmaya başlıyordu. Bir kapının üstünde tabelalar gözüne ilişti. Kapıyı çaldı. Birisi kapıyı açmaksızın ona istediği adresi söyledi. Bu tarife gece yarısı el alemi rahatsız eden insanlara karşı bir alay küfür eklemeyi de unutmadı. Noter katibinin oturduğu evin ne çıngırağı, ne tokmağı, ne de kapısı vardı. Charles kapıyı var kuvvetiyle yumrukladı. O sırada bir polis memuru geçti, o zaman korktu ve çekip gitti. Kendi kendine ben çıldırdım galiba dedi. Herhalde Mösyö Lormoy'u da akşam yemeğini koymuş olmalılar. Lormoy ailesi artık Runda oturmuyordu. Madame Dubreuil'e bakmak için kaldı herhalde. İyi ama Madame Öleli on ay oluyor. Peki nerede öyleyse? Aklına bir fikir geldi. Bir kahveye girerek adres kitabını istedi acele acele Matmazel L'Empereur'un adını aradı. Lonerel de Marocuiner sokağında 74 numarada oturduğunu öğrendi. Tam o sırada sokağa giriyordu ki Emma öbür uçtan çıkıverdi. Charles kucaklamaktan ziyade adeta kadın üzerine atıldı. Dün seni kim alıkoydu? Hastaydım. Ne hastası? Nerede? Nasıl? Emma elini alnından geçirdi. Matmazel Lumpır'ın evinde. Emindim, zaten oraya gidiyordum. Boşuna gitme, az önce sokağa çıktı. Fakat bundan sonra kendine hakim ol. Küçük bir gecikmeden bu kadar telaşa düşeceğini bilirsem artık serbest davranamam. Anlıyorsun değil mi? Bu kaçamaklarında hiç tedirgin olmamak için kendi kendine verdiği bir çeşit izindi. Nitekim bundan keyfi istediği gibi alabildiğine faydalandı da. Leon'u görmeye canı istedi mi rastgele bir bahane bulup yola çıkıyor. O gün kendisini beklemeyen Leon'u gidip noterlikte buluyordu. İlk defalar bu onun için büyük bir mutluluktu. Fakat çok geçmeden gerçeği saklayamaz oldu. Yani patronu böyle rahatsız edilmelerinden çok şikayetçiydi. Emma aldırma gel diyordu. O da sıvışıyordu. Emma Leon siyahlar giysin ve 13. Louis'nin tablolarına benzemek için de çenesinde küçük bir sakal bıraksın diye tutturdu. Nerede oturduğunu öğrenmek istedi. Evini pek kötü buldu. Leon utancından kızardı. Emma onun bu halini aldırmadı. Sonra kendisininkine neş perdeler satın almasını tavsiye etti. Leon'un masraf olacak demesine gülerek aman sen de diye karşılık verdi. Paracıklarına da ne kadar düşkünsün Leon'un her seferinde son randevudan itibaren neler yapmış olduğunu bir bir anlatması gerekiyordu. Emma ondan şiir, kendisi için şiir, kendi namına bir aşk şiir yazmasını istedi. Leon ikinci mısraya kafiye bulamadı ve sonunda hediyelik bir kitaptan bir sone kopya etti. Bütün bunları kendi gururunu okşamaktan ziyade onun hoşuna gitmek için yapıyordu. Leon onun fikirlerini münakaşa etmiyordu bütün zevklerini kabulleniyordu. Emma onun metresi olacağına o Emma'nın metresi oluyordu. Emma'nın öpücüklerle karışık tatlı sözleri Leon'un yüreğini çeliyordu. Derin ve gizli oluşu yüzünden adeta madde dışı bir hale gelen bu baştan çıkarmayı acaba nereden öğrenmişti? Beşinci videonun sonu.